Görüntünüz var hocam, ses de var. Ha, tamam o zaman mesele yok. Ben kendimi görmedim de ekranda, o yüzden dedim. Gayet O net. ekranı Bilmiyorum. kaydırarak bir deneyebilirsiniz ya da laptop'tan bağlanmışsınız. Evet. Biz çok Şimdi iyi oldu. görüyoruz Ahmetciğim. Evet, Çok şimdi güzel oldu. görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam, siz de öyle. Sağ ol. Ne güzel. Ekran da sosyal medyada ışıklandı. Bütün sevdiğim abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız burada. Evet, öyle oldu gerçekten. İnşallah pazar sohbeti olur. İnanıyorum. Harika. Yalnız bir de uzay gezegeni gelmiş, galaksi diye. O nedir? O galaksi kim bilmiyorum ama Eyüp Dinç olabilir o. Kendini biraz sonra açıklayacaktır. Gizli bir şeyimiz, fanımız herhalde. Sevgili dostlar, herkese iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta çevrim içi sohbetlerimizin altıncısını yapıyoruz. Sevgili Ahmet Yeşil dostumuz, üstadımız, hepimizin bildiği, tanıdığı aileden biri malum. O yüzden de biz tanıtım afişine özellikle içimizden biri başlığını attık. Ahmet Yeşil'i sanatıyla, resimleriyle oldukça biliyoruz. Fakat Ahmet Yeşil'in görünmeyen, tüm kimliklerinden arınmış, sade bir insan olarak, içimizden biri olarak, yakın dostumuz olarak bilmediğimiz birçok yönü olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bu yönleriyle, daha farklı bir bakış açısıyla Ahmet Yeşil'i bugün sizlerle buluşturmak arzusundayız. Kısaca Ahmet Yeşil'den bahsetmek gerekirse, 1954 Mersin doğumludur. 73 1985 arası Nuri Avaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzüni atölyelerinde resim eğitimini almıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Türkiye'nin birçok yerinde yüzlerce yani 132 kişisel sergi, 321 karma sergi diyerek bunu rakamlandırabiliriz. Yüzlerce sergi açmıştır. Dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde sergileri vardır. Birçok önemli koleksiyonerin koleksiyonunda yer almaktadır. Bunun bir kısmı devlet, bir kısmı ülkelerin elçilikleri, bir kısmı özel koleksiyonerler diye böyle genel bir başlık atabiliriz. Bunlardan uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Bu neredeyse bir kitapçık haline gelebilecek bu denli büyük üretimi biz web sitemizde yayınlayacağız. Bu konuda da detaylı bilgileri web sitemizden alabileceksiniz. Şöyle başlayalım. Ahmet Yeşil'in Yaşamı diye bir başlık atalım. Sevgili Ahmet Yeşil Üstadıma şu soruyu soracağım. Ne şartlarda büyüdü, nasıl bir ortamda büyüdü, ailesi, aile bireyleri ve onlarla olan ilişkilerini sorarak sohbetimize başlayalım. Buyurun Ahmet Hocam. Valla en zor sorulardan biri, ama ne şartlarda, koşullarda dersen, yani bugünün çocuklarına göre bizim çocukluğumuz çok güzel geçti. Doğanın içinde geçti. Dededen kalma tarihi bir evimiz vardı. Konak gibiydi. Bahçesi vardı. Yanımızdaki komşuların da geniş bahçeleri vardı. Mersin'in veya Göbeğen'de hemen hemen dondurmacı Ali, herkes bilir. Onun arkasında Doğuş Hastanesi'nin arka sokağında kocaman bir bahçede, evin içinde büyüdük. Tabii o zaman her şey dört dörtlük değildi. Elbette her aile gibi bizim de sıkıntılarımız vardı. Ama annemizin sayesinde altı kardeş en iyi şekilde okuduk. Benim lisedeki ve mahalledeki arkadaşlarım kolejde okuduğumu zannederlerdi. Halbuki ben de onlar gibi düz bir lisede okuyan bir insandım. Annemizin özeni ve itinayla bizi bir okumamızı sağlaması, büyümemize katkı sağlaması bizim için annemiz bir tanrıça gibidir.
Hala da öyle kaybetmemize rağmen unutulmaz. Hala evin içinde, atölyenin içinde yaşadığını hissederim zaman zaman. Öyle bir çocukluğumuz geçti. Yani toprakla, havayla, suyla, doğal ortamlarda büyüdük. Şimdiki beton yığınların arasında büyüyen çocuklara üzülüyorum tabii. İlkokulu Çankaya İlkokulu'nda okudum. Çankaya İlkokulu'nu bilenler bilir. Mersin'in en özel ilkokullarından biriydi. Sonra Tevfik Sırrı'da okumak istiyordum ben. Okul bittikten sonra. İlkokul benim problemliydi. Bir yıl kaybım oldu. Çünkü disiplinsiz bir öğrenciydim. Disipline uymazdım. Her hafta sonu cezam vardı. Cezada 50 sayfa işte bir yazı verirlerdi. Birkaç cümle bir şey. 50 sayfa bunu yazacaksın derlerdi. Annem artık defter almaktan bıkmıştı. Çünkü iki cezada bir defter bitiyordu. Ta dördüncü sınıfı kadar böyle devam etti benim ilkokul disiplinsizliğim falan. Disiplin kurulu başkanı yaptılar. Olmadı. Yani her türlü şeyi denediler bir türlü. Okulun katı disiplini vardı. Fakat o disiplinler işte yasaklar üzerinde. Yani çocuktuk. Bahçede koşmayacaksın, top getirmeyeceksin, topaç getirmeyeceksin, misket getirmeyeceksin. Bir de sakızlardan çıkan kartlar vardı. Onları da çok büyük bir cezaydı onları getirmek. Ben de bundan hiçbirine uymazdım. Disiplin kurulu başkanı olduğumda da bütün bu yasa dışı olan işleri okula getiren arkadaşlara göz yumuyorduk. Sonuçta da dördüncü sınıfa kadar böyle ceza ala ala geldik. Dördüncü sınıfta yaptığım bir resimden dolayı çok kötü dayak yedim. Müdürün odasına gitmiştik. Yani resimde de kadın ve çocuklar vardı. Nü şeklinde, nü resim yapmıştım ki o zaman yani o hiçbir eğitim almamış. Fakat bilinç altında yatan ilkokul öncesi güzel sanatlarla, resimle, heykelle bir tanışıklığım vardı. Bizim üst kata bir komşumuz gelmişti. Mersin'in tanınmış iş adamlarından biriydi. İflas edince Mersin'e dönüyor. Eşi de İstanbullu. Destan teyze derdik. Yaşıyorsa şimdi o saygıyla onun ismini de anmak isterim. Lemizan teyze derdi. Destan teyze. Galeriye giderdi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Ruhu şad olsun. İlhan Çevik'in orada çalışırlardı. Beni de götürürdü. İlk resimle tanışmam, boyayla tanışmam öyle oldu. Onlar çalışırken ben heykellerin arasında, şövalyelerin arasında hoplar zıplar onları izlerdim. En büyük keyfim de balkonda yazın, bahar ayları Mersin'de iyi olduğu için resim yapardı, natürmort yapardı. Özellikle meyveli bir natürmortsa dört gözle beklerdim resim bitmesini. Çünkü tabaktaki meyveleri bana vereceğini beklerdim. Öyle bir çocukluk, öyle bir şey. Sonra dördüncü sınıfta işte bu resmi demek ki o bilinç altındaki kalan bilgilerle yaptım. Ve hoca yakaladı. Çok büyük tepki verdi. Güzel bir dayak yedim. Yaramazdın, yetmez mi? Şimdi de terbiyesiz mi resimler yapıyorsun? Terbiyesiz resimlermiş onlar. Müdür hanımın odasının kapısında bekliyorduk. İçeride birileri vardı. O an biri geldi, beni gördü. Hocam dedi, öğretmenim dedi, bu çocuğa ne olmuş dedi. Böyle ateşim falan var. Yüzüm gözüm kıpkırmızı çünkü. Gösterdi ona. Ona bir şeyler söyledi o kadın. Sonra kulağımdan tuttu. Geç dedi sınavdan sonra adam gibi resim yap dedi. İşte benim adam gibi resim serüvenim o an başladı. O hafta bir köy çeşmesi yaptım. Panaya astı hoca. Panaya asılınca çok hoşuma gitti benim. Zaman zaman da yılbaşlarında bankalar avuç içi kadar, el kadar ajandalar verirlerdi. Annemin amcası da Halkbank'ın müdürüydü. Onlardan isterdim ben o eşantiyonları falan. Onlar için de resimler yapardım. Ve daha çok resim yapmaya başladım. Ve panoda benim haritalarım, resimlerim yer almaya başlayınca çok hoşuma gitti. Ben dördüncü sınıftan sonra hiçbir ceza almadım ve ilkokulu birincilikle bitirdim. Ortaokul başladığımızda resim dersimize müdürümüz geliyordu. Ruhu şad olsun, onu da kaybetmişiz, onu da öğrendim. İlk derste keşfetti. İlk derste işte desen çizdirirdi bize. Çeketini koyardı. Bunun desenini yapın, şunu bunu filan yapın derken
Onun ilgisini çektim. Daha özel konular vermeye başladı. Mesela şöyle bir konu derdi. Bir gazoz fabrikanız vardı. Bunun reklam afişini yapın derdi. Ben de o reklam afişlerini çok daha iyi yapardım. Ortaokula geldiğimde benim idealim tıp fakültesi okumak, futboldu bir de. Orta işteyken Mersin'in genç takımına seçilmiştim. O zaman Mersin'de birinci ligde oynuyordu. İyi bir takımdı. Ve annem futbol oynamamı istemiyordu. Müdürümüz de tıp fakültesine gitmemizi istemedi. Form vermedi fen lisesine gitmem için. Güzel sanatlar okuyacaksın dedi. Ben de dedim bunu evdekilere nasıl diyeceğim yani. Ben sanatçı olacağım, ressam olacağım. Zaten adımız çıkmış 99'a. Öyle bir başlangıç oldu. Sonra da işte liseden sonra üniversite falan şeyleri vardı, hayalleri vardı. Son sınıfta geçirdim rahatsızlıktan sonra akademik eğitim hastanede başladı diyebilirim. Biraz uzun oldu öyle değil mi? Sağ olun, çok güzel oldu. Şimdi ben şeyi bozmamak için araya girip müsaadenizle sosyal ilişkilerle ve dostluklarla ilgili bir şey. Evet. Bu arada aileyle ilgili derken orada atladık. Mesela kardeşlerle olan ilişkiler, onlar ne yapıyorlar? Onların da bir sanatsal yönü var mı? Oraya bir kısaca değinelim. Sonra da sosyal ilişkilerimizi oraya geçmeden benim de küçük bir söyleyeceğim tamam. Bölüm var. Yani aileyle ilişkiler, annemden bize en güzel kalan alışkanlık, kardeşler arasında bağımız hiçbir zaman kopmadı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz gibiyiz. Birimizin sıkıntısı olursa hepimiz birden desteğe koşarız. Hiçbir şekilde çocukluğumuzdan bu yana yaşadığımız o birliktelik, beraberlik hiç bitmedi. Hepsinin de, hepimizin de birbirimize sevgisi, saygısı sonsuz. Onun dışında da işte 6 kardeşiz dedim. Benim küçüğüm Mehmet makine mühendisi, Ali siyasal mezunu, hesap uzmanlığından ayrıldı, kendi şirketini kurdu. Kızlarım büyüğü Tülin İngilizce öğretmeni, Nilgün matematik fizik öğretmeni, Serap doktor. Böyle eğitim almış, annemizin katkılarıyla tabii eğitim almış, iyi bir eğitim almış. Aile bireylerinden olan 6 kardeş şimdi ailenin birlikteliğini beraber bozmadan götürmeye çalışıyoruz. Bir ailede annenin önemi ne çok, kadar çok da, çok çok ne kadar güzel. Herkesi evet. Üniversite mezunu yapmış. Topluma sağlıklı bireyler yetiştirmiş, üreten bireyler yetiştirmiş. Ya imkanlarım el verirse annemin adına ya bir kız yurdu veyahut da bir okul gibi bir şeye bir katkı sağlamak gibi bir niyetim var. Tabii el verirse imkanlar. Şimdi İnşallah. Kendi atölyemi daha profesyonelce kurmaya çalışıyorum. İnşallah. Şimdi sosyal ilişkiler ve dostlarıyla olan ilişkilerle ilgili biraz konuşsak. Ben kendi canalımdan bir şeyler söylemek isterim. Ahmet Yeşil güler yüzüdür bir kere. Kişileri tanır ve izler. İyi bir gözlemcidir. Evet. Yanına yanaşmanıza müsaade eder. Sıcaktır. Hı hı. Kişilere ismiyle hitap eder. Bu beni çok etkilemişti. Evet. Sevgili dostlar, Ahmet Yeşil'le ben 2005 yılında Almanya'da bir gezide tanıştım. Neustadt sergi açmak evet. için Polifonik Koro'yla birlikte gelmişti. O yolculuk benim için Ahmet Yeşil'i tanıdığım bir dönemdi, bir zaman aralığıydı. Çok mutlu oldum. Tanıştıktan kısa bir süre sonra her karşılaştığımızda bana adımla hitap etmesi beni çok etkilemişti. Onu şimdi burada kendisine de söylemiş olayım. Teşekkürim. Onunla konuştukça altındaki çelik iradeyi, hedefleri ve idealleri, gerçek savaşçıyı görürsünüz. Çelik kadar sert, gül yaprağı kadar kadife ve yumuşak kalbe ulaşırsınız. Ne çok dost biriktirdiğini, yaşamını nasıl güzelliklerle öldüğünü ve nasıl sevgiyle sarıp sarmaladığını anlarsınız. Ben bundan sonra size sözü veriyorum. İlişkiler, dostluklar. Ya çok teşekkür ederim. Böyle bir izlenim bıraktıysam, ben de böyle bir etki bıraktıysam çok mutlu olurum.
Dünyada en çok korktuğum şey haklı ve haksız yere bir insanı incitmek veyahut da fakat haksızlığa da tahammül edemem. Öyle bir yönüm de vardır. Ve haksızlığa ve ukalalığa bilgisizce ahkam kesen şeylere de tahammül edemem. Ama kimseyi karşıma almak istemem. Karşıma alacağım şey sanatım ve onu nasıl mükemmelin peşinde koşturabilirim. Çünkü enerjimiz ve yaşam derinliğimiz, zamanımız iyi değerlendirme. Hele bir sanatçı için bu çok önemli. İyi veya kötü davranışlar ne olursa olsun. Bunlar tabii elbette benim sanatıma katkı da sağlıyor. Yani o şeyi üretim süresinin içindeki duyguyu olumlu veya olumsuz yansıtabiliyorsunuz. Bu insan malzemesi diyorum ben. Bunun içinde yaptığımız, çalıştığımız işlerin başında gelen hocalarımdan öğrendiğim, yani ruhu şad olsun, nur içinde yatsın, Nur Abaç hocam, Erdoğan Tanaltay abimiz, Suna Tanaltay, bunlardan öğrendiklerim ilk sergilerimde ortaya çıktıktan sonra Nur Abaç bana şöyle, gel dedi biraz konuşalım dedi. Galerinin içinde sakin bir yere geçtik. Bak evlat dedi, bundan sonra dedi, İnsan duyarlılığını yitirmeden, sanatçı tutarlılığında disiplini bozmadan işler yapmaya çalış dedi. İnsan duyarlılığı çok önemli. Ben Erdoğan abiden de, Nur Abaç hocamdan da, Suna ablamdan da bunları öğrendim. Semih abimden öğrendiğim çok şey var. Semih Vural benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Semih Vural'ın 85 yılında Semih Vural'la tanışmam, Ayşe ablamla tanışmam bir dönüm noktasıdır. Yani benim şansım doğru zamanlarda doğru insanlarla karşılaşmak, doğru insanlarla yola çıkmak. Çünkü sanat dünyası biraz şeydir. Yani nasıl zemine sağlam basmazsanız, yanınızda güvendiğiniz sağlam insanlar yoksa çürük tahtayı bastırırlar. Hiç bunun şeyi olmaz. Yani affı olmaz. O yüzden kendi özgürlüğüm, özgürlük iradem içinde hiç kimseye bağlı kalmadan yaşamımı köleleştirmeden üretmeye başladım. Yani tutsaklaştırmadım yaşamımı. Bunu yaşarken de üçüncü şahısların özgürlüklerine saygı göstererek tabii. O yüzden hayatımda tabular, geleneklerle yaşama gibi bir şeyim, tutkum olmadı. Tam tersi kendi doğrularımla yaşamaya çalıştım. Bunları yaşarken de tanıştığım, karşıma çıkan işte bu güzel insanların da çok etkisi olmuştur. Bende yarattıkları güven duygusu da çok önemli bir sanatçı için. Başta sezgiler demiştiniz. Evet, bir sanatçının sezgileri ne kadar güçlüyse, işinde de yapacağı hayallerini gerçekleştireceği üretim ve yaratılar da o kadar insana hitap eder, insana dokunur. Bunlar tabii yaşam biçiminin bütünlüğü içinde ortaya çıkan değerlerdir. Bu değerleri hala geliştirmeye çalışıyoruz. Çalışıyorum daha doğrusu. Sağ olun. Şimdi geriye döneyim, atladım. Annenizin en çok sevdiğiniz yemeği hangisiydi? Hangi yemeği? Ben o konuda anneme sorarsan rahmetli, çok problemliydi derdi. Hatta hep şunu söylerdi, ben öldükten sonra çok ararsın dedi. Evet, çok aradım. Çünkü en sevdiğim yemekte bile kusur bulan bir tipim. Yani 20 kişinin yediği yemekten eksik olan bana denk gelirdi. Ama annemin yemekleri meşhurdur, güzeldir yani. Allah rahmet eylesin. O yılbaşlarda yaptığı bir tavuk vardır. İçini baharatlı soğanla doldururdu. Bir de sarı pilav derdik biz. Baharatlı nohut bir sarı pilav vardı. Yılbaşı günleri baş yemeklerimizden biriydi. Onu çok severdim. Şimdiye kadar tariflerini kardeşlerim aldığı halde tutturamıyorlar. Şimdi sevgili üstadım, kırmızı çizgiler. Aslında biraz önce hafif hafif değindiniz. Yani şunlardan rahatsız olurum, şunlardan mutlu olurum gibi. Bu kırmızı çizgiler nelerden gıcık kaparsınız mesela? Neler sizi mutlu eder? Vallahi başta yani yemek yerken yüksek sesle konuşandan çok hoşlanmam. Çünkü biraz titizliğim vardır. Böyle hasta bir tarafım vardır.
O titizlik ve şey konusunda hassasiyetim biraz törpülendi ama eskisi gibi değil. Ama insan boyutuna baktığınız zaman yalanı dolanı, o ayak oyunlarını sevmem, hoşlanmam. İnsanlar hakkında peşin hüküm vermeden hoşlanmam, yargı, infaz gibi. En yakınımda, en güvendiğim insan üçüncü şahsı kötülese bile ben onu tanımadan kötü diye bakmam. Kötü diye bir insan yoktur. Kötü tavırlar vardır. Disiplinsizlikten hoşlanmam. Bu benim çocukluğumdan bu yana gelen bir şey. Bir de ayakkabılarımı kimseyle paylaşmam. Yani şöyle paylaşmam. Biri bir bakayım, ölçeyim dediği zaman bir daha o ayakkabıyı giyemem. Orada biraz hastalık var yani. Bazen kardeşlerim gelir, şu ayakkabıyı bakayım, önü dar oluyor falan. Gelin bir genişlesin dediği zaman al senin olsun derim. Hadi ayağına geçtikten sonra giyemem artık onu. Aklımızda olsun. Beğendiğimiz bir ayakkabınız olursa hemen onu denemeye kalın. Vallahi yapan oluyor işte. ne kadar güzel. Şimdi aslında ufak ufak bahsetmiştiniz. Eğitimle ilgili kısımda evet. Sizi etkileyen öğretmenlerden, sizi sanata yönlendiren, teşvik eden, hatta ilk nü resminizden bahsetmiştiniz. Evet. Buradan biraz daha isterseniz söz edebilirsiniz. Yani bu ilkler mutlaka bir teşvikle oluyor. Birilerinin sizi takdir etmesiyle oluyor mutlaka. Muhakkak tabii. Bu açıdan sizi yüreklendiren, güçlendiren, hayatınızda iz bırakmış kişiler, kişilikler kimler? Ya öğretmenlerimiz çok önemliydi. O zamanki öğretmenlerimiz iyi eğitim almış. Pedagojileri, sosyal açıdan bakışları çok farklıydı. Lisede de mesela lisede ben kaydolduğumda bu okulda okumayacağım diye. Çünkü bu ilkokuldaki problemli okulu bitirişimden dolayı Tevfik Sırrı'ya kaydımız oluyordu. Son anda İstanbul'dan rahmetli dayım geldi. O da iktisat okuyordu. Annem Tevfik Sırrı bizim evimizin bitişiydi. Bütün okul arkadaşları hayaller kurmuştuk. Futbol sahası geniş, Mersin'in en güzel kızları orada diye böyle hayaller kuruyorduk. Son dakikada dayım geldi. Annem dedi ki, bak dedi, bu çocuk burada adam olmaz, al bunu dedi, uzağa götür dedi. Ticaret lisesine kay. O zaman ticaret lisesi Mersin'in dışındaydı. Kaydım oraya yapıldı ve çok sıkıldım. Yabancı bir ortamdı benim için. Zaman içinde işte sınıfta kalırsam burayı beceremez diye annem düşünür ve tekrar Tevfik Sırrı'ya gelirim diye düşündüm. Sonra bir olay yaşadım. O olaydan sonra 2 ay sonra defter kitap açtım. O olayı yaşadığım arkadaşın annesiyle karşılaşmıştım. Kankamdı benim. İşte o okuyacak, senin okulun çok zor, okuyamayacaksın, adam olamayacaksın gibi şeyler söyledi. Çok zoruma gitmişti. Bir o nedenden, bir de derslerim başarılı olursa annem futbol oynamama izin verecek diye ben okulu 9.4 ortalamayla bitirdim. Ondan sonra tabii o arkadaş da orta 3'ten tertti. Okul serüvenim böyleydi. Çünkü o okulda sanatla ilgili serüvenimin de başladığı nokta müdürümüzün güzel sanatlar okumamı, fen lisesine gitmemi istememesi gibi. Ve hocalarımı çok sevdim. Belki bildiğim kadarıyla sen de ticaret lisesinde okudun. Ben de ticaret mezunum, evet. Yani aynı hocalara denk gelirsek çok değerli hocalarımız vardı. Yani Mehmet Sağlam Tunç'u tanımazsınız, Sağlam Tunç. Evet, müdürümüz de o. Evet. Böyle bir eğitim sürecinden geçerek işte sonra da hastanede akademik eğitim, atölyede akademiden gelen, gaziden gelen hocalar vardı. Onlar gördüler. Onların ilgisini çektik. En son Numune Hastanesi rehabilitasyon bölümünde yatmıştım 74 yılında. Tekrar böyle hayata alıştırmak için bir takım şeylerden ki onların hepsini ben yapıyordum zaten. Spordan gelen bir vücut yapımı olduğu için zorluk çekmiyordum. Orada atölyede hoca olmamı istediler. Ben sıkılmıştım. Ondan sonra hastaneden kaçarcasına Mersin'e geldim. Kendi atölyemde çalışma üretmeye başladım. Tabii orada özel nedenler de vardı hastaneden kaçarcasına geldiğimde. Onları da başka bir zaman özel olarak anlatırım. Peki. O da bir kırmızı çizgi
Kalsın bakalım. Herkes düşünsün. Şimdi bu sanata yönlenmenizle ilgili aşağı yukarı durumlar ortaya çıktı. Biz sanatınızla ilgili gölge, ışık, leke, perspektif, kompozisyon, tema, ne bileyim, böyle teknik sorular tabii ki sormayacağız. Başta söyledik. Ama eserlerinizde en çok sizi besleyen, en dominant olgu nedir desem ne söyleyebilirsiniz acaba? Yani besleyen olgu tabii kendinizsiniz. Yani sanatçının kendisi. Kendini ne kadar beslerse donanım anlamında, teknik anlamda, literatür anlamında o kadar da sanatına yansır bunlar. Yani şöyle diyebilirim. En büyük benim okuduğum akademi kitaplığımdır. Hala o fakülteyi bitiremedim. Çünkü 8 bine yakın sanatla ilgili kitabım var. Sadece resim, heykel falan, görsel sanatlar değil. Operadan tutun, felsefeye varana kadar, sosyolojiye varana kadar 8 bine yakın kitabım var. Şeyleri saymıyorum. Broşürleri, kitapçıkları saymıyorum. Bunlar bitmeyen bir eğitim süreci işte. Ben gençlere de onu tavsiye ediyorum. Araştırın, sorun, soruşturun, sormaktan, sorgulamaktan korkmayın. Okudukça kendinizi geliştirirsiniz, bilgi birikiminiz olur. O zaman o yaratıcı süreç içinde yakaladığınız şeyin farkına varırsınız. Size ne kadar bir özgünlük kazandıracak, ne kadar farklı bir yorum ortaya koyacaksınız. Bunları da görebilirsiniz. Eğer altyapı eksikse, literatür anlamında, sanat tarihi anlamında, yakaladığınız şeyin farkına varmazsınız, atlarsınız, ıskalarsınız. Yaşam da böyle değil midir? Yaşam deneyiminiz, ustalığınız yoksa ıskalarsınız. Hayatı da ıskalarsınız. Çok doğru üstadım. Dilinize sağlık. Şimdi başka bir yönünüzü merak ediyorum ben. Mesela atölye ortamı. Atölye ortamında nasıl çalışırsınız? Şöyle söyleyeyim. Nasıl konsantre olursunuz? Çevrenizde birilerinin olması sizi rahatsız eder mi? Yani nasıl bir ortamdır atölye? Atölye benim için şeyi gibidir. Yani sanatımın Kâbesi gibidir. Burada üretirken tapınmaya başlıyormuş gibi üretirim. Disiplinim dediğim gibi, disiplin çok önemli benim için, çalışma disiplini. Konsantrasyon zaten her an, her dakika 24 saat konsantrasyon halindeyim. Yatarken bile uykulu uykulu kalkıp çizim yaptığımı bilirim. Aklıma gelen konular, kompozisyonlar neyse. Rengine varana kadar düşünürüm. Hayal gücünüzü eyleme çevirebildiğiniz kadar üretebilirsiniz. Gençlere de söyleyeyim, hayal etmekten korkmayın, saçmalamaktan korkmayın. Saçmalamak da, hayal etmek de bilincinizdeki, beyninizin kıvrımları arasındaki işte ortaya koyacağınız performansın ilk şeyleridir, dokunuşlarıdır. Primitif dokunuşlar diyorum. Sanatçı bilgi birikimiyle, teknik kapasitesiyle o primitif olan, işte sanata abstrakt diyor, dışa vurum diyoruz. Bunları bilgi birikiminize, teknik kapasitenize disipline ettiğiniz zaman pentura çevirebiliyorsunuz. Plastik bir malzemeye döndürebiliyorsunuz. Teknik şeyine fazla girmiyorum pazar günü. Teknik olarak şeye fazla girmek istemiyorum. Pazar günü kimseyi sıkmayalım. Ya estağfurullah. Şimdi tabii bu çizmek işi sanatın birçok alanında da benim dışarıdan nacizane gözlemlediğim bir şey. Ben de kendimce resim yapmaya çalıştım bir dönem. Beni hep zorlayan şey şu olmuştu. Nerede duracağım? Kendinizi nasıl durduruyorsunuz? Şimdi tuvale bir şey çizmeye başlıyorsunuz. Ya şuraya da bir martı çizeyim. Buraya da bulutları çizeyim. Burada da bir dere aksın. İşte burada da hayvanlar otlasın. Ya şuraya da bir tane traktör çizeyim. Bu bir sanat olmaktan bir karmaşaya, kiçe dönüşmeye başlıyor bir müddet sonra. Sanatçının da duracağı yeri bilmesinin o çizim yeteneği, boya İşte gölgeler, derinlikler, perspektifler yanında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bu konuda ne dersin? Birçok sanatçının da sorunu bu esasında.
Benim de çok iyi resim öğretmeni, çok iyi yeteneği olan bildiğim bir atölyemde yetişen bir kadın, genç kadın var. Onda bu problemi çok yaşıyoruz. Sanatçı nerede durabileceğini bildiği zaman büyük bir ustalık işte. Picasso şunu söyler: bitmemiş resim en iyi resimdir. Ama nerede biteceğine sanatçı bilebiliyorsa durabilir. Yoksa habire kurcalarsınız, ortaya çıkacak performansı da rezil edebilirsiniz, çamur edebilirsiniz. O büyük bir ustalık ister, nerede durabileceğini bilmek. O zaman içinde olacak. Yani hepimizin o yaşadığımız, ben de sanatsal yaşam süresi içinde işte 45 yıllık bir sanat yaşamım var. Bu süreç içinde zamanla bu şeyi öğrenebildim. Çünkü sürekli kendinizi geliştiriyoruz. Sürekli bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz, soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Ondan sonra fırçanın nerede durabileceğini, bazen bir tek virgülle bile birçok şeyi anlatabilirsiniz. Sanat zaten öyle şeydir. Az şeyle çok şeyi söyleyebilmek ustalığıdır. Ama bu bir sorun. Yani gençler arasında çok büyük bir sorun bu esasında. Üstadım, mesela bazen de siz tasarladığınızdan bahsettiniz eserlerinizi, kafanızda düşlediğinizden bahsettiniz. Bazen de amaçsızca bir boş tuvalin önüne oturup çizgilerin sizi götüreceği yeri ya da renklerin sizi ulaştıracağı yeri hoyratça ve hesapsızca yaptığınız olmaz mı? Böyle serüvenler olmuyor mu tablolarda bazen? Vallahi en güçlü eserler de öyle çıkar esasında. Yani spontane olarak oturursunuz, boyayı, çizgiyi bir şekilde atıversin. Bu bir dışa vurumdur, bir ekspertif bir anlatımdır. Bazen hiçbir şeye, çok şeyi düşünürsünüz, hiçbir şey yapamazsınız. Bazen de hiçbir şeyi düşünmediğiniz anda birçok şey ortaya çıkabilir. Bu sanatçının o konsantrasyonuna bağlı. Dediğim gibi 24 saat o trans halinde çalışırım. Yani 100 kişinin arasına dahi girsem kafamdaki kompozisyon, kurgu hiçbir zaman dağılmaz. Sürekli kafamda değişir, eksilir, artar. Atölyeye gelip de mesela toplantılarda bazen bir konuyu yakalarsınız, bir şey sizi etkiler, yolda bir şey etkiler. O artık benim kafamdadır, benle beraberdir. Ama etrafımdakileriyle iletişim bozulmaz. Normal bir konuşma, iletişim halindeyim. Fakat kafamdaki düşünce başka şeydir, atölyededir. O yüzden 24 saatin 2 saat, 2,5, en fazla 3 saat uykum vardır. Evet, o süreç içinde sürekli çalışırım. Geçenlerde erken yatacağım dedim, 2 gibi yatayım dedim, yatamadım. Saat 4'e kadar yine kafa kurcalıyor. Hemen yanımdaki çekmeceyi açtım, kağıt kalemi çıkarttım. Çizimler yaptım, 2-3 tane çizim. Sabahleyin bunları tuvale nasıl aktarabilirim, nasıl bir şey çıkabilir? Hep bu konsantrasyon içinde olduğunuz için onu bozmadan, o da işte yılların getirdiği herhalde deneyim sonucu, o konsantrasyon dağılmadan sosyal yaşam içinde de konsantre olabiliyorum. Bir şeyler yiyip içer misiniz? Müzik olur mu mesela şeyde? Müzik olur da fakat çalışırken müziği kapatırım. Siz yemek yerken, kahvaltı ederken kazma kürekle bir yer kazabilir misiniz? Ya o enerjiyi alıyorsunuz, sonra kazma küreği. Benim felsefe mantığım bu. Ben müziğimi dinlerim, keyfimi alırım. Ondan sonra o müziğin bende yarattığı duygunun, etkinin dışa vurumu da tuvalin karşısına geçtiğim zaman, malzemenin karşısına geçtiğim zaman o etkiyi görebiliyorum. Yani o enerjiyi alıyorum, o duyguyu alıyorum, duygu yüklemesini alıyorum. Ondan sonra çalışmaya, çünkü çalışırken sessizliği çok tercih ederim. Genelde altyapıları oluştururken, kurguyu yaparken gece sakin, sessiz, 12'den sonra gece geç saatlerde tuvallerin karşısına geçerim. Çünkü telefonumu da kapatırım, odama bırakırım ki sesini duymayayım diye. Genel olarak böyle çalışma yıllarım getirdiği bir deneyim bu da. Bu da benim alışkanlığım herhalde. Herkes böyle değil. Kimi müziği bangır bangır açığa çalışır, sessiz ortamda çalışmaz. Ben fırçanın tuval üzerinde dans ederken çıkarttığı ses benim için o anki müziktir. Çok güzel. Orada bir nota düşüklüğü olursa resim de düşüyor.
Çok güzel. Sanatın birbiriyle olan ilişkisini de anlatmış oldunuz. Tabii, zaten. Tabii. Ya disiplinler arası bir şeyiniz yoksa zaten sadece resmi resim değil boya işi yaparsınız yani. Müziğiyle, operasıyla, tiyatrosuyla, sinemasıyla, heykeliyle, seramiyle hepsi birbirini etkiler. Sanatçının bunlar hakkında bilgisi olması lazım, altyapısı olması lazım. Malzemedir çünkü bunlar bu hepsi. Nerede tiz notaya çıkılır, nerede pes notaya inilir? Nerede bir müziğin notalarında ne kadar düzgün kullanırsanız o kadar akıcı bir müzik, resim de öyledir, heykel de öyledir, sinema da öyledir. Bütün sanat dalları böyledir. Evet, ses aralıkları ve disiplin. Biraz hızlı mı konuşuyorum? Kimseyi rahatsız etmiyor konuşmam, öyle değil mi? Çok güzel, harika. Salı günleri neden size kimse ulaşamaz mesela? Çünkü uzaya çıkıyorum o günleri. Uzaydan Haydar Haydar'ın bir şarkısı var ya. Kah yere iner, alemi seyredim, kah göğe çıkar. Ona benzer bir durum oluyor o. Tabii sağlık açısından da bir şey var. Özel bir durum var. O yüzden salı günleri iletişim kopuyor ama çalışma kopmuyor. Çalışma içindeyim. Kitap okurum, gazetelerimi okurum. Atladığım kitaplar vardır. Eksik kalan yerlerini tekrar tekrar okurum. O gün genelde kitap ve gazete günü gibi geçiyor. Çok güzel. Resimlerin değerlerini nasıl tespit edebiliyorsunuz? Yani nasıl yani, değer biçebilirsiniz eserinize? Yani şimdi bir sanatçı bir eserine 1 milyon dolar da koyabilir, 1 dolar da koyabilir. Bunlar hiçbir zaman belirleyici şeyler değildir. Sanatçı eserini üretir. Yani ben gençlere de hep bunu söylüyorum. Arkadaşlara da bunu söylüyorum. Sanatçı eserinin maddi değerleriyle uğraşmamalı. Çünkü sanatçının amacı para kazanmaktan çok para, maddi değerler onun için bir araçtır. Nedir? Malzemesini en iyi şekilde almak. Çalışma ortamını sağlıklı bir ortamı yaratmak. Amaç olarak parayı düşünürseniz tüccar olursunuz. Hayatımda hiçbir zaman mesela sergi biter, bunu size özel paylaşayım, satılır, bütün sergi satıldı diye. Hesapta dünya kadar para var. Ben çalışamam. Çalışamam. O para bitene kadar çalışamam. Çünkü beni rahatsız ediyor oradaki para. Yani rahatlığa alıştırıyor. Ne zaman 3-5 aylık böyle bir giderimi ayarlarım, ondan sonra daha heyecanlı, daha coşkulu. Çünkü sanatçıyı para biraz tembelliğe, biraz da lükse alıştırdığı zaman çalışması biraz, bence tabii bunu kabul etmeyen sanatçılar da olabilir. O yüzden öyle şeyleri çok efendim. Bu arada sizden borç istemek için düşünceleri olan arkadaşlarımızın boşa gelmemesi gerekiyor size. Bir kenarda param yok diyorsunuz yani. Ya zaten birçok bunları söylemek istemiyorum çok o ortamda. O konuda paylaşımlarım oldu, çok oldu. O yüzden benim için sanatımdaki ortaya koyacağım performansım çok önemli. Bir de Mersin'e sağlıklı, gerçek anlamda bir atölye ortamını, ileride bunun Mersin'e kazandıracak bir sanat atölyeleri, kolektif atölyeler haline getirmek. Bütün ama o. Yani işte yeni bir girişimiz var Çamlıbel'de. O olursa kafamdaki gibi gelişmedi ama olursa ileride belki orası bir Mersin için atölye, stüdyolar falan halinde olacak. Gençlerin de faydalanmasını sağlayacağız. Burada Hadramamın'da bir yer vardı. Orayı çok istemiştim. Anlaştık da işte mirasçılardan biri biraz aksilik çıkarttı, vermedi. Şimdi tabii o binayı yıkmışlar. Mersin'in tarihi binalarından biriydi. İşte Mersin değerlerine sahip çıkmalı. O binanın yıkılmasına hep beraber ayağa kalkmalıydı. Hadramamın tam karşısında. Orayı ben Mersin'e çok geniş kapsamlı bir atölyeler, kolektif atölyeler haline getirmek istemiştim. Yani özgün baskı makinelerini alacaktık. Genç grafikerler var. Piyasada iş bulamıyorlar. Buldukları yerlerde sanatsal bir grafik üretiminden çok ticari üretim içine giriyorlar. Onlara imkanlar sağlamak, yaptıkları grafiklerden kazançlarıyla kendi hayatlarını düzene sokmaları ekonomik olarak.
Böyle bir amacım vardı. Fakat olmadı. Sonra da orayı yıktım ki yıkmışlar. Bir cemaate vermişler. Çok üzüldüm yani. O binaların yıkılmasına çok üzüldüm. Sonradan yeniden yapılmış. Vahap abi bilgi verdi. Yok yok yapılmadı. Hala öyle şey gibi taş bina. Kale gibi. Yani... Serbest bölümde Vahap abi de bu konuda bir şeyler söyleyecekti. Evet. Ben size başka bir soru yönelteyim. Eserlerinizden nasıl ayrılırsınız? Yani böyle çocuklarınızdan ayrılır gibi bir his mi yaratır? Ya da işte sattığınız neler hissedersiniz? Şimdi bu sorudan önce deminki sorunun cevabı eksik kalmıştı. Nasıl değer biçiyorsunuz filan diye. Zaman içinde sizin sanatınızın sürekliliği, açtığınız sergilerdeki performans, ortaya koyduğunuz sanatsal performansınız onu belirler. Yani demin dediğim gibi 1 milyon da koyabilirsiniz, ne bileyim 1 lira da koyabilirsiniz. Ben İstanbul'da ilk sergimi açtığımda galerici bana şunu söyledi. Bir dakika dedi, sen kenara çekil dedi. Onlar fiyatları belirlediler. İkinci sergide yine öyle oldu. Üçüncü sergide gel bakalım dedi, ortak düşüneceğiz dedi. Şimdi ben hiçbir zaman müdahale etmedim. Ortamın, piyasanın oluşturduğu bir şeyi vardır. Bundan bir hafta önce ya Ankara'da bir kız arkadaşım bana mesaj attı. Böyle çok heyecanlıydı. Çok ilginç. Bir müzayedede 20'ye 25 boyutunda bir çalışmam vergi ve komisyon hariç 4800 liraya satılmış. Vergi ve komisyonuyla beraber bu 6-6,5 bulur. Şimdi müzayedeleri baz alanlar da var. Müzayedeler de doğru şey değildir. Yaklaşım değildir. Bakın 20'ye 20 boyutundaki yani şu elim kadar bir çalışma. Vergi ve komisyonuyla beraber 6-7 bin lirayı buluyor. Ama o bir tarafta diyelim 160'a 120 boyutundaki bir çalışmada 15-16 bin liraya satılabilir. Bu müzayede mantığıdır. Denk geldiği zaman gider. Ama sergi mantığı, sergideki fiyat başkadır. Realdir o, gerçektir. Orada alıcı elindeki koleksiyoner elindeki çalışmayı çıkartmak ister, sıkışmıştır veyahut da başka bir koleksiyona girmek ister. Elindeki çalışmayı satışa koyar. Bir an evvel satılsın der. Bazen benim galeriye de geliyor, Ankara'daki galerim. Alıyor o çalışmaları. Yani hem alıcı mağdur olmasın diye hem de sanatçının çalıştığı için profesyonelce düşünüyor. Sanatçı sıkıntılı olmasın. Elindeki eser piyasada böyle dolaşmasın diye denk geldiği zaman alıyor. Geçenlerde yine Dubai'den biri arıyordu. İşte resim almak istiyordu. Bir baktık bir hastane sahibi doktor işleri sıkıntıya girmiş. Elindeki koleksiyon olduğu gibi satıyor. 3 tane benim resmi koymuş müzayede. 3'ünü de bir galeri alıyor. Ben denk gelsem ben alacağım eserlerimi. Ve galeri bir tanesini Dubai'ye aldığı 3 fiyatın 2 katına satıyor. Yani bunlar sanat sadece Türkiye değil, dünyada da böyle bir şey vardır. O raiç şeyi zaman içinde sanatçının performansı ve sürekliliği zaten sabitleştirir onu. Ama sanatta bu fiyat konusunda dünyanın her tarafında aynı sıkıntılar vardır. Ancak işte öldükten sonra belki sabitlenir ve hatta hiçbir şey para etmez. Onu artık zaman gösterir. En büyük eleştirmen sanatçı için zamandır. Evet ama satılan resimler konusunda ne hissediyorsunuz dediğiniz zaman Mecit Başkan kardeşim çoğul çocuğum var öyle değil mi? Henüz çocuğum yok ama evliyim. Evlisin. Neyse çocuğu olanlar bunu bilir. Çocuğunu evlendirirken ne düşünüyorsan biz de sanat eserimizi satarken aynı şeyi düşünüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Mesela bir anne baba çocuğunu evlendirirken iyi bir evlilik yapsın, iyi bir yere gitsin, iyi bir eş olsun der öyle değil mi? Ben de hep aynısını düşünüyorum. Benim çocuklarım da eserlerim olduğu için iyi bir koleksiyona gitsin, iyi bir mekanda olsun, müzede olsun, prestijli referanslı yüksek bir koleksiyonda olsun diye aynı çocuğu olan anne baba gibi biz de eserlerimizi böyle düşünüyoruz. Çünkü Nur Avaç hocamın dediği bir laf vardır. Sanatçının kaybolan her eseri, yok olan her eseri, bir romanın sayfalarından birkaçını yırtıp atmak gibi, eksilmesi gibidir. Doğru söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Peki ben sonlara geliyorum. Diğer katılımcı dostlarımıza da fırsat vermek, tabii, zamanı kullanmak açısından.
Sizin gençlere olan yakınlığınızı biliyoruz. Çevrenizde neredeyse her zaman ben bir öğrenci, bir genç görmüşümdür. Evet. Sizin yanı başınızda, sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyan, yüzlerinde güller açan gençler görmüşümdür. Burada belli ki onlar sizden bir şey öğreniyorlar, sizden bir karşılık buluyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya tabii karşılıklı birbirimizi besliyoruz. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Böyle biz de usta-çırak ilişkisinden çok bir akademi ortamı. Benim atölyemde 30, zamanında 30 kişiden fazla öğrenci vardı. Fakülteden gelirlerdi. Burada kendi deneyimlerimden, kendi bilgilerimi paylaşarak yetişen birçok öğrenci var. Bunlardan bir kısım profesyonel olarak sanat dünyasında genç yaşta sanatlarıyla kazanıp ayakta kalmaya çalıştılar ve başarılı olanlar var. Bir kısmı akademisyen oldu. Mesela bir Aydın Avcı, şimdi doktorasını da vermiş. Herhalde doçentliği de bekliyor. Bir Orçun Çadırcı var. Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanat Fakültesi'nin en acar hocalarından biridir. Hem kuramsal hem teknik olarak. Bir Veli Mert var. Veli benim ya atölyede dostluğumuz, kardeşiz biz onunla zaten. Veli Mert atölyenin tozu toprağı zaten kendi eğitimini şeyde almıştı o İstanbul'da. Yani bir Kadir Akyol var, profesyonel bir sanatçıdır. Benim atölyeden çıkanlar. Bir Hasan Basri var, en genci, yenisi. O da en son Ankara'da benim bir sergide C Salon'unda galeriye şart koştum. Hasan'ın sergisi olacak orada dedim. Ankara'da ilk donanım sergisi 2 gün içinde bütün eserleri çok önemli koleksiyonlar tarafından satın alındı. Ona bir Onur Çetin var. Şu an o da Covid geçiriyor, ağır durumda. Ona da sağlıklar diliyorum. Bir Sait Işık var. Grafikten çıkma. İstanbul'da sadece sanatıyla geçimini sağlıyor, sanatıyla yaşıyor. Yani aklıma gelen kızlardan var. Mehtap Soğuk var. Ne bileyim işte gençlerden yeni yetişen Cansu var. Aklıma gelenler bunlar o disiplini, o çalışma şeyini kaybetmeyen, üretme refleksini kaybetmeyenler. Her zaman görüşüyoruz, beraber oluyoruz, çalışıyoruz. Yani birçok öğrenci var aklıma gelenler. Fırsatları da değerlendiremeyenler var. Çok yetenekli öğrenciler var. Onlar da işte tembellik ve disiplinsizlik yüzünden o fırsatları değerlendirmeyince de kaybolup gidiyorlar maalesef. Evet. Ne mutlu size. Çevrenizde ışık oluyorsunuz. Başka büyüklerimizden, büyük sanatçılardan, Nuri Avaç, İlham Çevik gibi, Ernur Tüzün'ü gibi büyüklerden ışık aldınız. Şimdi siz de o ışığınızı çevrenize veriyorsunuz. Ne mutlu bize bunları görmek. Bu arada bahsetmek gerekir. Yenişehir Belediye'miz Ahmet Yeşil Sanat Galerisi açtı. Ben birçok açıdan çok mutlu oldum. Yeni bir sanat galerisi bir kere çok büyük bir kazanç ama sizin gibi bir sanatçının takdir görmesi ve sağlıklıyken kendi adına bir yerel yönetimin onun adına adanan bir adıyla anılan bir salon açması, sergi salonu açması çok büyük bir şey. Bunun PR'ının çok düzgün yapıldığını, çok doğru ve yoğun bir şekilde tanıtıldığına şahit olduk. Görsel, yazılı, basın dahil son derece başarılı bir proje yürütüldü. Ve sizin serginizle de taçlandı. Bugün orada olmak bizi çok mutlu etti. İçimizden biri Ahmet Yeşil'in yanında olmak bizi çok mutlu etti. Bu arada tabii bu sergiye, bu salona ve bu sergiye destek veren ve devamını 65 önemli bölgemizden sanatçıyla ikinci bir sergiyle devam eden bir kadro var. Evet. Abdullah Özyiğit Başkanımıza özel bir teşekkür hak ediyor. Teşekkür ediyoruz ama Aynur Sakıçoğlu'nun burada Veli Mert'in, Yahya Kuriş'in emeklerini, Nida Mert'in ve biraz önce de söylediğiniz gibi Veli Mert'in küratör olarak emeklerini de alkışlamak lazım.
sizin şahsınızda onlara da bu teşekkürü göndermiş olalım sevgili üstadım. Son olarak benim sorularım nihayete eriyor. Son olarak son sorum, İçer Sanat Kulübü deyince ne hissediyorsunuz, sizin için ne ifade ediyor? Ondan sonra Somer'e vereceğim sözü. Evet. Şimdi önce bu galeriyi Mersin'e kazandıranlar için başkan başta olmak üzere Veli Mert, Aynur ve Murat Sakıcıoğlu büyük destek verdiler. Yahya Kuriş, büyük bir iş yapıldı. Bu Türkiye'de şu an çok konuşulan bir mekan, biliyor musunuz? Mekan olarak, nitelik olarak Türkiye'de İstanbul'da bile 4-5 mekandan biri kalitesinde diyebilirim. O kadar nitelikli. Mersin'e büyük bir kazanç. Benim ismim vesile oldu diye ondan ayrıca mutluluk duyuyorum. Emeğe geçenlerde sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kendi adıma ve sanat adına da sanatçılar adına. Şimdi açılan sergi yine Veli Mert'in projesiydi. Ve çok güzel bir proje, dedi ki. İlk önce benle konuştu. Hoşuma da gitti. Tamam Veli Hoca dedim. Mersin'de üreten resim öğretmeni olsun, amatör falan, yani nitelikli üreten tüm sanatçıları bir araya toplayalım. Mekanı tanısınlar, mekan onları tanısın ve buranın Mersin'e kazandırılması açısından onların da burayı sahiplenmesi konusunda bir sergi düzenlendi ve çok büyük ilgi gördü. Çok da açılışta bulundum, riski göze alarak gittim. Bayağı da korktum ama bu Covid olayından dolayı, çünkü maskeyi bir nefes almak çıkartınca hemen resim çekme faslı başlıyor. O yüzden biraz endişelendim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu mekana Mersinlilerin, sanatçıların ve sanatseverlerin hiçbir beklentisi olmadan sahiplenmesi lazım. Yani Atatürk Kültür Merkezi içinde böyle bir depodan bozma, eskiden depo olarak kullanılıyormuş. Şimdi müthiş bir, harika bir sanat mekanı kazandırıldı. Burada sadece resim sergileri yapılmayacak. Yarın paneller düzenlenecek. Şimdi şeyin çalışmasını yapıyorlar. Leonardo da Vinci'ye saygı sergisinin getirmeye çalışıyoruz. Bu gelirken de önemli sanat insanları da gelecek. Bir takım söyleşiler, konferanslar, paneller yapılacak. Bir kentin yükselebilmesi için en önemli değerlerden biri sanat ve kültüre verdiği değerlerdir, olgulardan biri. Maddi olarak çok zengin olabilir bir kent, bir ülke. Ama sanat ve kültürel açıdan zayıfsa o maddi zenginliğin hiçbir anlamı yoktur. Bugün Dubai'ye, Katar'a baktığımız zaman dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri neden oldu? Önemli müzeler yaptılar, önemli sergiler. Bugün bu bir müze açıldı. Bu müzede Leonardo'nun Mona Lisa'sının 1 yıl mı 2 yıl mı sergilenebilmesi için 3 milyar euroya yakın para teklif ettiler. Tanıtımı bütün dünyada daha şey olsun diye. Yani 1 yıl o bu müzede sergilenecek diye. Benim okuduğum haberlerden inşallah yanlış değildir. Ve Fransa ayağa kalktı. Bu başyapıt Fransa'nındır. Yani Fransa'dan dışarı çıkmasına izin vermediler. Artık çağımızda sanat ve kültürün toplumların, ülkelerin vitrinidir, vizyonudur. Açık çekidir. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Ben yıllardır sanat toplumundan, sanatçı toplumundan sanat toplumuna geçmeden söz ederim. Sağ olsun İhsan Bey de bu konuda yazılarımda çok yardımcı oldu. Akop'ta da yayınladı dergide. Ona da aynı düşünceleri paylaştığımız için çok iyi anlaştık. Benim yazılarımda eksikleri de tamamladı sağ olsun. Düzeltmenlik yaptı. Ne diyorlar ona edebiyatta? Editör. Evet. Ondan sonra. Şimdi bir kentin, bu kentin sanatçıları var. Çok değerli sanatçıları var. Yani baktığımız zaman bizim büyüklerimiz işte Özdemir İnce. Ya Özdemir İnce'yi biz niye küstürdük? Özdemir İnce bu kente kitap kütüphanesini bağışlamak istedi. Kimse yer gösteremedi. Bir Özdemir İnce kütüphanesinin olması lazım. Atıf Yılmaz'a işte formun orada bir isim verildi. Nuri Abaç hocam, yani hepimizin yetişmesinde Mersin'le bağı hiç kopmamış bir sanatçıydı. Hiç kopmadı bağı. Onun ismini yaşaması lazım. Nevit Kodallı hocaya evin orada bir sokağa ad verildi. Nevit Kodallı'nın bir meydana adının verilmesi lazım. Yani bir sokakla değil. Yani
meydandan daha büyük bir insan, ülkenin en büyük değerlerinden biridir. Bu kentin en büyük değerlerinden biridir. Suna Tanaltay'ı kaç kişi biliyor? Suna Tanaltay'ı tanıması lazım. İpek Ongun'un isminin yaşatılması lazım. Ya aklıma gelenler bunlar. Suna Tanaltay bugün Mersin'de Alzheimer Hastanesi'nde yıllardır yatıyor. Ama Suna Tanaltay'ın, Suna ablamın, Allah sağlık şifa versin. Ya Mersin'i kimse tanımazken o tek kanallı dönemlerde Star açıldığında özel kalan kanal her sabah Mersin'le başlardı. Yazdığı kitaplar, iletişim kurduğu, okuttuğu insanlar, bunları kimse bilmez. Kazançlarının birçoğuyla öğrencilere burs verdiler, öğrencileri okuttular. Semih Vural, İçe Sanat Kulübü bünyesinin dışında da herkesin tanıması lazım. Mutfakta yaşayan bir insan, mutfakta derken sanatın, kültürün mutfağında yaşıyor. Bu isimler ne kadar yüreklendirilirse, o heyecan katılırsa, kent de o kadar büyür. Selma ablanın katkıları, polifonik korayla ortaya koyduğu şeyler, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama çok büyük bir proje konmuş ortaya Vahap abilerle beraber. Şimdi bu projenin Türkiye'ye örnek olması lazım. Çünkü göçken ülkesi olduk. Suriye'den gelenler, doğudan gelenler, bu insanların oradan getirdikleri kültürleriyle kentimizin kültürünün harmanlanması ve bu kültürden çıkacak yeni sanatçılar, bu sanat şeyinde şöyle derler, melez sanat derler, melez sanatçılar. Yani bunlar kültürel anlamda melez anlamında söyledim, yanlış anlaşılmasın. Bunlar kente büyük değerler katar. Çünkü bizim ülkemiz de kentimiz de bir göç yoludur. Hepimiz bir göçle gelmişizdir buraya yani. Kimimiz 200 yıllıktır, kimi 100 yıllıktır, kimi 10 yıllıktır. Hiç fark etmez. Birleştirici unsur sanat ve kültürdür. Buradan fazla uzatmadan İçen Sanat Kulübü'ne gelmek istiyorum. İşte sanat, İçen Sanat Kulübü bir vahadır bunun için. Biz ilk kuruluşunda Semih abiyle beraber yola çıktığımızda 85 yılında tanışmıştık. Semih abi geldi, işte böyle böyle bir projesi olduğunu söyledi. Tabii benim o zamanki atölyemde asansör yoktu. Katılmam, gidip gelmem çok zor oluyordu. Sağ olsun Semih abi bir kadro kurdu. Kadroya da ben dışarıdan varlığımı ortaya koyduk. Ve kuruluşuyla ve İç Sanat Kulübü noktaya geldi. Mersin'in potansiyeli var. İnsan potansiyeli çok yüksek. Eğitim anlamında, entelektüel anlamda. Bu potansiyelin Mersin'in her köşesinde, her sokağında yaşanması lazım, yaşatılması lazım. İç Sanat Kulübü sadece o mekanda değil, kuşa çevirdiler şimdi. O kaybedilen mekanların İç Sanat Kulübü'ne tamamen verilmesi lazım. Bir şekilde verilmesi lazım. Bir şekilde kazandırılması lazım. Atıl Vazifti duruyor orada. Yani tamam etkinlikler yapılıyor. Ama icazetle etkinlik olmaz. İç Sanat Kulübü kendi iradesini koyarak o mekanları kullanması lazım. Eskisi gibi. Neyüt Kodallı Salon'un, Teoman Hüsen Sanat Galerisi. Hiç boş durur muydu? Durmazdı. Şimdi ya orada yapılan etkinliklerden çoğu kentin haberi yok. İç Sanat Kulübü'nün Toroslar'da da olması gerekir. Benim şu anki atölyemin Kiremithane'de de olması gerekir. Nerede olacak? İşte Hadrama'nın o sokağı olması lazım. Ben o niyetle orada bir yer alıp da Mersin'e kazandırmak istedim. Yani buna kolektif, ortak bilinçle, ortak akılla, ortak ne bileyim maddi değerler ortaya koyarak yapmamız lazım. Çünkü İç Sanat Kulübü çok şey kazandırdı. Kim kabul, yani kabul etseler de etmeseler de Mersin'e bugün yaşayan birçok sanat kurumunun temeli oluşmuştur orada. Akop'undan tutun müzik festivaline varana kadar, diğer şey ne bileyim polifonik koronun oluşumuna kadar bir şey var. Kibele var. Ana tanrıça diyorum ben şeye. İç Sanat Kulübü'ne. Ondan türeyen unsurlar var. Sanat kültür unsurları. Mersin'in damarlarına kadar işlemesi lazım bu. Sadece Mersin merkezde değil. Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke böyle bir bağlantı ağı kurulduğu zaman bu kentin uluslararası alanda önünde kimse duramaz. Zaten liman kentleri her zaman dünyaya açık kentlerdir. Ve Orta Doğu'nun penceresi olur. Sanatın kalbi hem kültürel anlamda hem de ticari anlamda burada şey yapar, atar. Bunu başarabilirsek, becerebilirsek. Çünkü her zaman dediğimiz bir şey var. Mersin, İstanbul'dan sonra sanat potansiyeli olan
en güçlü kentlerden biridir. Evet. Fazla da yani bu konuyu şey yapmak istemiyorum ama yerel yönetimlere, kenti yönetenlerin tüm bileşenlerine ihtiyaç var. Hepsinin ortak bir havuzda toplanması ve oradaki oluşacak bir kurulla yönlendirilmesi. Çünkü kaynaklar boşuna harcanmamalı. Kıt kaynaklar var. Yani sanat adına bu kente yapılan projeler deneyimli, donanımlı, deneyimli, vizyonu geniş bir kuruldan geçmeli. Ben diyeceğim ki büyükşehire, Toroslara her neyse bu proje Mersin'e büyük katkılar sağlar. Kendi bölgenizde bu ve projenin bütçesine destek verin. Kalıcı bir takım şeyler, kültürel etkiler bırakması açısından. Ama biz bunu yapmazsak, bir takım eş dost ahbap işi yaparsak işte olmuyor. Kaynaklar da boşa harcanıyor. Üstadım teşekkür ediyorum. Biz bir yıl oldu mevcut yönetim. Bir yıl oldu. Bir yılın hesabını da küçük bir kitapçıkla bütün üyelerimize ileteceğiz. Söyledikleriniz çok değerli. Bizim düşüncelerimizle örtüşüyor. Biz sloganımızı yeniden İçer Sanat Kulübü olarak yapmıştık zaten. İşte tek başına İçer Sanat Kulübü'nde olmuyor bu. Bütün bileşenler gelecek bir araya. Çok doğru. Mersin bu bileşenlerini, Mersin'in bu değerlerini biz bir araya getirmek konusunda da çaba göstermeliyiz. Ve bu konuda çalışmalarımız var. Paydaş ve partner olduğumuz kurumlar var. Çok doğru söylüyorsunuz. Tek başına İçer Sanat Kulübü bunu yapamaz. Evet. Burada bir sinerji yaratmak, bütün bu değerleri bir araya getirmek değerlidir. Bu konuda da çalışmalarımız olacak. İnşallah sağlıklı günlerde herkes birbirine kavuşacak. Biz de o eski interaktif yüz yüze etkinliklerimizde buluşacağız. Ben şimdilik benimle olan kısmı muhabbetim bu kadar. Ben Somer dostumuza devredeceğim. Katılmak isteyen, katkı vermek isteyen dostlarımızı değerlendirecek. Sonrasında bir küçük teşekkür edeceğim. Böyle devam edecek. Umarım bekleyen, izleyen arkadaşları sıkmamışsınızdır. Çünkü böyle toplantılarda, konuşmalarda ben daha çok soru yanıt üzerinde katılımcıların da aynı heyecanını yaşamasını isterim. Ama çok özür diliyorum. Tek başıma konuşma gibi oldu. Suçlu arıyorsak, yani suçlu ararlarsa Mecit Başkan soruları sen sorarsın. Aynen, suçlu benim. Aynen. Şimdi tabii aynen öyle olacak sevgili Ahmet Üstadım. Somer Bey'e vakit geçirmeden sözü veriyorum. Okay. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ahmet Yeşil Üstadımız kendi dünyasına bizleri misafir etti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Mecit Başkanımıza güzel, samimi içten sorularla laf lafı açtı. Dolu dolu bir sohbet izledik. Zaman nasıl geçtiğini bile anlamadık. Şimdi dilerseniz tabii ki illaki katkılar olacak. Ama ben hepinizden müsaade isteyerek Semih Vural Başkanımıza bir söz aktarmak isterim. Semih Başkanım, çünkü çok adınız geçti. Bundan dolayı açılışı sizinle yapmak isterim. Buyurun. Mikrofonunuzu açabilir misiniz Semih Başkanım? Buyurun. Açık mikrofonu. Evet, buyurun. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu 6. toplantı sanıyorum. Evet. İçer Sanat Kulübü yeni yönetimiyle gerçekten bu zor dönemlerde bile bir çıkış yolu buldu. Bizi sanatçı arkadaşlarla, dostlarla, Mersinlilerle bir araya getirdi. Pazar sohbetleri sıkıcı değil, bilakis ufuk açıcı oluyor. Ben bu bakımdan yönetime teşekkür ediyorum. Tabii Ahmet'e de teşekkür ediyorum. Beni çok fazla övdü, sağ olsun. O kadar da değil. Olması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Sevim abiciğim, ben de olması gerekenleri söyledim, abartmadım. Çok teşekkür ederim çok Ahmet. Çok mütevazı davranmayın. Lütfen. Ben de varım Ahmet. Tabii ki burada önemli olan insanların bir araya gelip bir sinerji yaratabilmesi. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi. Evet. Biraz evvel Ahmet de güzel bir şey söyledi. Yani sanat kulübü kurulmadan evvel de biz Ahmet'le buluşmuştuk. Bir araya gelmiştik. Bir çekirdek günlüğü oluşturmuştuk. Dolayısıyla Çağ Sanat Kulübü çığ gibi büyüdü.
gelişti ve kimsenin benim dahi tabii ki benim dahi derken bağışlayın hayal edemeyeceğim bir yerde zenginleşti, güçlendi, gelişti. Tabii Ahmet'in hayalleri bitmez. İnşallah kenti sardığı gibi kent dışına da ulusal ve evrensel de zaten evrenseli de İçer Sanat Kulübü adına Ahmet taşıyor dünyaya. Daha da zenginleşecek, gelişecek. Biz de bundan kıvanç duyacağız. Her zaman kendimizle, Ahmet Yeşil'le ve birbirimizle de övünmeliyiz. İyi ki bu topluluk, ben giren ve değişen arkadaşlarla 36 kişi saydım. 40'a yakın kişi bu toplantıyı izledi, takip etti. Bundan da çok mutluyum. Vaktimizi ben daha fazla almayayım. Çok teşekkür ederim. Somer, başka arkadaşlarıma da söz bırakmak üzere teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok naziksiniz. Şimdi toplantı öncesi hazırlıkta Ahmet Yeşil Üstadımız Vahap Kokulu abimizin biraz soruları olduğundan da bahsetmişti. Onun da zaten konuşma esnasında bir iki katkıları olmuştu. Vahap Bey buyurun dilerseniz bizi yayına alalım. Vallahi Vahap abinin soruları ÖSYM'si soruları gibiydi. Merhaba arkadaşlar. Şu anda 32 arkadaşımıza merhaba diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir beraberlik olur. Her şeyden önce İçer Sanat Kulübü yönetimine, değerli Başkan Mecit Baskın'a ve Soner Bey'e bu beraberliği sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Benim bu konu yani gündemimizi aşacak veya gündemimizi bozacak bir takım konulara girmek istemiyorum. Çok tatlı bir muhabbet oluyor. Ben hani bir başka birliktelikte Ahmet Bey'in de katılacağı, diğer ressam arkadaşlarımızın da katılacağı bir beraberlikte Mersin'deki, yani Türkiye özelinde Mersin'deki resim sanatının, çocuklarımıza, gençlerimize resim sanatının olan ilginin arttırılması bağlamında neler eksik, neler yapabiliriz onu konuşmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü ben bir şekilde araştırdım, bir baktım ki Anamur'dan Tarsus'a kadar 500 adet resim öğretmeni varmış arkadaşlar. 500 resim öğretmeni var. 500 resim öğretmeninin yıllık yükü bu devlete 15 milyon TL. Resim öğretmeni sadece. Müzik öğretmenleri de bir o kadar. Acaba bu kadar bütçe, bu kadar sayı çocuklarımıza, geleceğimizi bağlayacağımız çocuklarımıza neler katılıyor? Bu öğretmenlerin niye ihtiyacı var? Gibi bir takım konuları görüşmek, tartışmak istiyordum. Veya tartışmak değil de neler yapılabileceğini konuşmak istiyordum. Onun için bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü gündemimiz bu değil. Ben sevgili Ahmet'in burcunu öğrenmek istiyorum. Oğlak Burcu abi. Tam yılbaşı gecesi doğmuş o. Yılbaşı gecesi harika. Evet. Herkes yılbaşı onu yazmış ya. Ben de kızıma yok, yılbaşı bu yazdım. Bu kesin annemin, rahmetli annemin anlattığına şey çok kötü bir hava şartları varmış. Sancılanınca halamla babam var. Yılbaşı olunca da ki ebe ve doktor bulamamışlar. Ebeyi bulana kadar ben doğmuşum, 2 saat yerde kalmışım. Sabahleyin de babamın ortağı, babam iflas etmiş. Babamın ortağına piyangodan büyük ikramiye çıkmış. O yüzden tam doğru tespit yani. Herkesin olduğu gibi değil. Öyle anlatırdı bu hikayeyi. Bravo. Ahmet Yeşil'in benimle ilgisi özel yaşamıyla ilgili olarak. Benim babam Bakkal Fuat Kurkun'un. Evet. Rahmetli. Bulunduğu sokağın başında, o sokakta doğdu Ahmet Yeşil. Bir Ahmet Yeşil'den başka o sokakta İlyas Halil yaşadı. İlyas Halil. Onun dışında Oral, soyadı Oral kimdi o Zehra Hanım'ın oğlu? Deniz. Deniz Oral yaşadı o sokakta. Yani ben öyle bir sokağın içerisindeydim ki babamın dükkanı bu sokağın mutfağıydı. Aynen. Dolayısıyla gerçekten güzel beraberlikler yaşandı ve hala da yaşanıyor. O sokak yani Doğuş Hastanesi sokağı çok özel bir sokak yaşayanlar itibariyle. Burada daha üç sanatçıdan bahsettim. Daha başka neler var bir bilseniz.
Biraz önce Ahmet'in bahsettiği bir ev var. Ben de o sokakta doğdum. Hadra hamamı, evet. Benim dedemin babasının hamamı. O hamamın karşısında Helvacı Mahmut'un evi vardı, iki katlı. Çok o ev yıkıldı abi. Gerçekten, yıkıldı. Ama devlet oraya bir bina yaptı, ona benzer bir bina yaptı, bitirdi. Ama ne fonksiyon verecek bilmiyorum. Duyduğuma göre, oraya soruyorum ben, inşaatı yapanlara sordum. Dedim ki, ne olacak bu bina dedim, bu mahallede yaşayan birisi olarak, bir turist olarak maalesef bunu sordum. Dedi ki, burası Kur'an kursu olacakmış abi dedi. Şimdi bu öyleyse gerçekten çok bilemiyorum ne kadar enteresan. O Hadrahamamı sokağı veya Tahtalı Cami'nin arkasındaki sokaklarda ön yüzleri restore edilen binalar şu anda birinci etap bitmiş, para bitmiş. İkinci etapa başlayacaklar. Bütçe bekliyorlar herhalde. Oradaki evlerin çatılarını harika onardılar. Bizim evde dahil. Ama biraz yarım kalmış gibi. İnşallah tamamlanır. Ahmet, senin alacağını düşündüğün ev konusunda. Evet. Keşke o mirasçıları ikna etseydik. Edemedik abi ya. Olmadı. Evet. Hayırlısı olsun ama şu anda Çamlı Bel'deki yatırımın çok daha güzel. Orası. Teşekkür ederim. Bitti. Burası bizim mahalleydi de burada olsaydı güzel olurdu. Bitti. Evet. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Şimdi her hafta programımızın ilk katılımcısı kendisi Fazıl Tütüner Başkanım erkenden gelir. Fazıl Başkanım, lütfen sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Buyurun. Değerli konuşmacıların vaktini almayayım. Estağfurullah. Buyurun başkanım. Şimdi toplantı başlamadan önce bir arkadaşımız dedi ki, ne kadar çok şey var, kitap olur bundan. Kitap olmuştur. Sevgili Ahmet Yeşil için kitaplar basılmıştır. Evet. Bir kitap hatta Türkçe ve İngilizcedir. Daha da kitaplar yayınlanacaktır. Çünkü kentimizin önemli bir şahsiyetidir. Çeşitli özellikleri var Ahmet Yeşil'in. Birinci özelliği iyi bir insan olması, dost bir insan olması ve aklından hep iyi düşünceler geçiyor olması. Son kötü düşünce 1978 yılında geçmişti aklından. Ondan bu yana kötü düşünce geçmedi. Çok iyi bir ressam. Bu konuda söylenecek bir söz yok. Çünkü dünya vatandaşları onun müthiş bir sanatçı olduğunu kanıtlamışlardır. Ve o konu harika bir olay. Mersin'den füze gibi fırlamıştır ve dünyaya yayılmıştır. Resimlerine hayran oluyoruz. Ama kendisine de hayranız. Teşekkür ederiz başkanım. Bizim için yaşamımızı zenginleştiren, güzelleştiren çok değerli bir zenginliktir. Onunla birlikte aynı zamanı paylaşmaktan, aynı kenti paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok faydalı olmuştur kentimize. İçer Sanat Kulübü dendi. İçer Sanat Kulübü'ne çok faydalı olmuştur. Benim başkanlığım zamanında tanışmış olduğu ve etkili olduğu birçok önemli ressamın Mersin'e gelmesini, Mersin'e sergi açmasını, bizlerle sohbet etmesini, beraber olmamızı, İçer Sanat Kulübü'nü tanımasını, Mersin'i tanımasını sağlamıştır. İçer Sanat Kulübü'nün geçmişinde onun sunduğu böyle büyük bir katkı vardır. Zenginlik vardır. Aynı zamanda kentin vitrinidir Ahmet Yeşil. Çünkü Mersin'e gelen önemli yerli veya yabancı olan birçok kültür ve sanat ve yönetim insanını Mersin'in önemli bir sightseeing'i olarak, Mersin'in görülecek noktası olarak programlara alınmıştır. Mersin'e gelen her yönetici, her vali çok kısa bir süre sonra bu şehirde bir Ahmet Yeşil olduğunu keşfetmiş ve ziyaretlerinin başına Ahmet Yeşil'i almıştır. Böyle bir zenginliği var Mersin'in ve aynı zamanda birçok insanın, birçok sanatçının yetişmesine, kendisi isimler verdi. Bu insanların sanat yoluna girmesini, üretici, yaratıcı olmasını, sanatçı olmasını büyük katkısı olmuştur. O bakımdan
da bir eğitim atölyesi olduğu için, bir kültür odağı olduğu için, bir kültür buluşma noktası olduğu için biz kentliler olarak Ahmet Yeşil'e müteşekkiriz. Mona Lisa'ya ilk önce 1 milyon dolar fiyat vermişler. Sonra 50 milyon dolara çıkmış. Yükselmeye başlayınca Fransa hükümeti Ahmet Mona Lisa La Joconde Fransız halkının malı olacaktır. Bundan sonra hiçbir zaman satılmayacaktır. Kararını vermiştir ve söylediğiniz gibi, aynen söylediğiniz gibi Fransa'nın dışına da çıkmamaktadır. Böyle bir fiyatı duyunca insan şaşırıyor ama fiyatlar piyasada belirleniyor. Sanatçılar belirlemiyor fiyatı. Doğru. Bazen akıl almayacak fiyatlara, rakamlara çıkıyor. Şimdi La Joconde'un Mona Lisa'nın sergilen... Polis mi geldi? Evet. La Joconde'un sergilendiği şehir olan Paris'te 30 bin 40 bin kişi resim yapıyormuş. İnsanlar 30 bin yıldan beri resim yapıyorlar. 15 bin yıldan beri heykel yapıyorlar. Benim sorum sevgili Ahmet'e şu. İnsanlar neden resim yapıyorlar? Yaşamın, sevgili Ahmet. Fazıl Başkan merhaba tekrar. Merhaba. Çok teşekkürler katılımın içinde. İnsanlar neden resim yapıyorlardan çok insanlar neden sanat yapıyorlar? Hayatın, yaşamın eksik tarafını tamamlıyorlar. Yanılmıyorsam Nietzsche'nin bir lafı vardır. İyi hukukçu hukuk dedik öyle bir lafı var tam hatırlayamadım şimdi. Fakat sanatta da istedikleri şeyi yaratamadıkları için bugün sanat dünyada yaşanan pandemi dönemine baktığınız zaman neyle insanlar bu stresi, gerginliği, moralsizliği gideriyorlar? Yine sanat. Online olarak bir takım katılmalar, bir takım sanat etkinlikleri, bir takım müze gezintileri yapılıyorlar. İnsanlık tarihinden bu yana mağaralardaki resimleri yapma nedeni de yine farklılıklarını, yine yaşamın eksik kalan yönlerini dengelemek için sanatın içine girmişlerdi. Sanat, insanlığın kurtuluşunun tek çaresidir ben derim her zaman. Hele günümüzde kirlenen doğa, yok olan doğa diyelim, kirlenen hava, suya baktığımız zaman yaşamlar da kirlendi. Bunun tek çıkış noktası dengeyi sağlamak için sanat. Bir gün saygıyla anıyorum Değirmen Rimi Hocam. Bir doktor arkadaşıyla atölyemi ziyaret etmişti. Konuşuyorduk. Doktor arkadaşı da bu sanat psikolojisi üzerine biraz altyapısı olan biriydi herhalde. Sohbetin için şu soruyu sordu hocaya. Sanatçılar neden dedi yani... bu sanatın içinde dengesizliklerini şey yapıyorlar. Hoca dedi ki işte sanatçıların yaşamındaki dengeyi sağlayan unsurdur dedi. Sosyolojik olarak da psikolojik olarak da. Bu toplumsal olarak da aynı şey. Bugün mağaradaki o resimlere baktığımız zaman orada bir yaşam biçimini vurguluyorlar. Biz farklıyız, biz değişiz diye canlılardan daha farklıyız algısını vermeye çalışıyorlar. Bir yaşamın nasıl orada geliştiğini, oluştuğunu vurguluyorlar. Bu da farklılığı, insanın farklılığını ve yaşamındaki eksik kalan yerde dengeyi sağlayan unsur oluyor sanat. Hepimiz için de, sanatçı için de bu geçerlidir. İzleyici için de, toplumsal yapı için de böyledir. Bugün baktığımız zaman çok büyük yatırımlar yapıyor gelişmiş ülkeler. Sanatlarına, sanatçılarına markalar yaratıyorlar. Çünkü gelişmişliğin tek şeyi sadece ekonomik zenginlik değil artık. Ekonomik zenginlik bir dengesizliği meydana getirdiği zaman sanata yapılan yatırımlarla, sanatçılarıyla yarattıkları markalarla o dengeyi yükseltiyorlar, yüceltiyorlar. Onun için yani bunun resim, sanat tanımlaması her çağda
değişik bir şekilde yorumlanması da bundan kaynaklanıyor. Ama kısa ve öz sanat, insanın yaşamında eksik kalan tarafı tamamlayan en önemli unsurdur insanın yaşamında. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizin fikirlerinizden beslendim. Teşekkür ederim. Bu cümle çok önemli. Yaşam sanatsız yaşam eksiktir. Eksik kalıyoruz. Çok önemli. Evet. Nietzsche'nin ona benzer bir sözü var. Müziksiz hayat hatadır. Bunu insanlarımıza anlatmamız lazım. İnsanlara yaşamlarının eksik olduğunu söylememiz lazım. Ve bu insanın kendisini tamamlaması için işte Paris'te 30 bin kişi bir fiil 30 az, resim yap- 30 bin az başkan 30 bin az. Arttıralım 40 bin diyelim. Londra sokaklarında 70 bine yakın sanatçı var. Ve o yerel yönetimler o sanatçılara büyük destek veriyor, yer gösteriyor, ediyor. Deminki sözünüzün aklıma geldi. Bir düşünürün, yaşayan bir düşünürdü herhalde. Söylediği bir şey vardı. Hayat mükemmel olsaydı sanat olmazdı. Hayat mükemmel olmadığı için sanat vardır der. Ne mutlu size hayatınızda doya doya yaşam var. Teşekkür vallahi ederim. Hepimize de abi. Böyle güzel dostlarımız var. Dostlarımız olduğu için bu kadar konuşabiliyoruz, bu kadar üretebiliyoruz. Sanat Allah'ın eksik bıraktığını tamamlamaktır bence. Evet. O Nietzsche'nin dediği böyle bir şey ben de okumuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Sanat Allah'ın eksik bıraktığını tamamlamaktır. Harika bir laf. Ama Nietzsche Allah demez. Koca Vahap, Tanrı der. O işte Tanrı işte hocam ne bileyim. Bravo. Küçücük bir katkıda ben bulunayım. Rafet Ekiz, bir şaman ressam. Onun bir sözü var. Bir derdiniz yoksa sanatla uğraşmayın zaten. Evet işte. Doğru. İnsanlar evet. Harika. Gerçekten doğru. Çok güzel laflar. Vahap abi. Bir de bir şey daha vardır. Sanatçılar Tanrı'nın yaramaz çocukları derler. O da doğru. O da doğru. Evet. Doğru yani. Ama sen hariç dahil misin sen bu yaramaz? Abi yok sizden yaramazlıklar diyor. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Maalesef Allah bekleyen yoksa söz almak isterim. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Ben de istiyorum. Ben de söz istiyorum. Ben de söz istiyorum. sırada her kaldırılabilirse inanın hepsini küçük ekran olduğu için takip edemiyorum ama öncelikle kadına arkadaşlarına, dostlarımıza. Buyurun. Buyurun hocam. İlk siz istemiştiniz çünkü. Ben mi? Bana mı verdiniz? Yok. Parmak kaldırmıştınız hocam. Evet. Zeliha Hanım işte. Evet. Buyurun, peki. Öncelikle herkese merhaba diyorum ve bu güzel toplantı için sevgili Ahmet Yeşil'e ve Sanat Kulübü yönetimine çok çok teşekkürler ediyorum. Ben kısacık bir anımı paylaşmak ve bunu sevgili Ahmet'e de hatırlatmak istiyorum. Sene 1979, daha Ahmet Yeşil'in Ahmet Yeşil olarak bilmediğimiz seneler. Bizim 2 sene bizde kalan bir İngiliz misafirimiz vardı. Çocuklar için gelmişti. Haftada bir günde izin günüydü. Bir gün çok heyecanla geldi. Elinde bir resim. Eski Mersin evi resmi. Zuhal dedi bugün çok enteresan biriyle tanıştım. Galiba Mina Lokmanoğlu şeye götürmüş. Ahmet'e ziyarete götürmüş. Çok etkilenmiş. Ahmet de ona o resmi hediye etmiş. Tabii o bir işte galiba demiş ki bizim evimizin resmi. Yani o bir Mersin bizim evin merdiveniydi o. Taş merdiveni vardı. Yarın bir taş merdiveni. Neyse sonra Pen gitti. Aradan seneler geçti. Ahmet Yeşil, bizim Ahmet Yeşil, değerli Ahmet Yeşil oldu. Ben İngiltere'ye Pen'e ziyarete gitmiştim. Baktım o İngiliz merdivenli bir ev şeye asmış o resim. Aman Pen dedim buna sahip ol. Bu şimdi çok değerli bir resim oldu. Bilmiyorum Ahmet sen de hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Değil mi? O bayağı çok heyecanla gelmişti. Bayağı da sohbet ettik. Onun Türkçesi mükemmel, benim de İngilizcem mükemmel olunca çok iyi
İki sohbet ettik Tarzanca. Ondan sonra bana çok mektup attı sonra zamanında. Hatta o mektuplardan birini ben zarfını herhalde üzerine böyle bir çalışmamdan sonra boyalar kalmıştı. O boyalarla bir çalışma yaptım. Bir gün onun fotoğrafını yollarım ben size görselini. Tamam, biz hala haberleşiyoruz. Evet, çok selam söyleyeyim. Tamam, benim için de tamam. Çok güzel bir anıydı o. Evet, çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Atatürk'ünüzü gördünüz mü? Atatürk'ü. Ben daha kendisini göremedim maalesef. Resmi bende. Çünkü o sergi açıldığı zaman bizlere sokağa çıkma yasağı konduğu haftaydı. Doğru. Ben giremedim. Sonradan bir gün gittim Deli Bey'le. Aa, resim oradan gitmiş. Bir gün önce, galiba bir gün önce sen aldırıp onun bir tamir, yani bir bakım yaptırıp. Eksik falan varsa bir kontrol ettim, öyle şey yaptım. Ama şimdi yerinde, çok güzelmiş. Bende de resmi var ama yani şu sokağa çıkma faslını bekliyorum, gidip görmek için. Orijinalini görmenizi isterim. Tabii ki. Çok özlemiştir resmi. İzin verdi zaten bir hafta. Ondan sonra da teslim ettik. Ben de zaten tedirgin oldum. Büyük resim. Gelen giden şöyle bir eliyle dokunuyor. Zarar ziyan olmadan yerine yerleşsin. Çok çok güzel bir resim. Çok anlamlı bir resim. Ellerinize sağlık. Çok mersi. Çok selamlar, sevgiler Samsa Bey'e de. Çok mersi. Davut Oğuzcan. Davut Hocam buyurun. Evet, merhabalar. Öncelikle uzun bir aradan sonra Ahmet'i böyle görmek nasip olacakmış. Evet Davut, yaşıyor musun? Arkadaşım Ahmet ilkokulda. Davut'cum yaşıyor musun? Duyuyor musun beni? Ben valla hanımın izin verdiği ölçüde evle bahçe arasında inip çıkıyorum. Ne yapalım? Hanımın, daha fazlasına izin vermiyor. Hanımın iznine boynumuz kıldan incedir diye. Aynen öyle. Evet. Seni özledik. İnşallah şu yüzlü günler bir an önce biter de Mahmut Cömert'le beraber yine üçümüz bir araya geliriz. Evet, evet ya. Ben de bir anekdot paylaşmak istiyorum. Az önce konuşanlar tabii ki Ahmet'in Mersin'in dünyaya açılan penceresi olduğunu, evrensel olduğunu çok güzel ifade ettiler. Ahmet'in ama sanatını çok takdir eden ve onu çok farklı yere koyan bir insan var. O da bizim kardeş derneğimiz Herinhof'un başkanı merhum Bayber idi. Evet. Nitekim buraya sanatçılarıyla gelip bizde sergi açtığında 6 sanatçıyla bir arada oturuyorduk. Ben kendisine Mersin'de yaşayan oturan pek çok sanatçının Herinhof'ta sergi açmak istediğini ifade ettim. Birasından bir yudum aldı. O gündüzleri bira, akşamları şarap, sabah kahvaltısına da şampanya içerdi. Öyle bir insandı. Sonra gözlerime baktı. Davut dedi. Grup sergisi olacaksa dedi. Sorun yok. Yaparız. Ama dedi tek bir sanatçı Herinhof'ta sergi açmak istiyorsa değil Mersin'de, Türkiye'de benim gözümde bir tanesi var. O da Ahmet Yeşil demişti. Ahmet Yeşil de o sergiyi açtı orada. Çok evet. Mutlu ben olmuştu. De şahidim. Evet. Ben de şahidim. Gerçek muhteşem bir sergi. Gitmiştik. Muhteşem bir sergiydi. Mersin'in eski kapanan Alman konsolosu da bizzat gelmişti. Ben ona bilgi göndermiştim. O sergiyle ilgili. Bay Tomaşek. Ve çok seçkin davetlerin önünde de çok güzel bir sergi olmuştu. Evet. Ben de bir anı olarak onu tekrar paylaşmak istedim. Benim de ilk dünyasal sergiler Ahmetciğim. Davutcuğum, benim de ilk yurt dışı sergim de o, biliyor musun? Öyle miydi? 2005 yılıydı. Evet, o günden bugüne işte 22 ülkenin 35 kentinde, 22'de ülkede ayrı ayrı 35 kentte de uğurlu gelmişti o. Güzel bir kapı olmuş. Evet. Gitmeyi ama tabii sen kalmadı. Sadece resimli sanat da diyorsun ya. Evet. Mersin'in sanatı adeta Neustadt'tan böyle bir rüzgar gibi geldi geçti. Evet. Bir yandan polifonik koro, bir yandan sen. Çok güzel etkinlikler şey. Onlar. Evet. Çok sağ olasın. Sağ ol. Davutcuğum, seni gördüğüme sevindim. Omar'cığım, müsaadenle bir şey söylemek isterim. Tabii. Tabii, buyurun. Omar'cığım, o gezide Gezi'den ben konuşmamın başında bahsetmiştim. Ahmet Yeşil'i orada tanıdım diye. Sevgili Vahap Kukulu ağabeyle aynı korodaydık. Polifonik korodaydık.
Orayı ziyaretimizde birlikteydik. O da biraz önce söylediği gibi şahit oldu benimle birlikte. İlginç bir geziydi. İlk defa polifonik koro Mannheim'da bir camide çok sesli müzik yaptı. Mesela bu da ilklerden bir tanesiydi. Ve o kardeş derneğin bizi ağırlaması, bizim oraya gitmemiz, sevgili Ahmet Değişik Üstad'ın orada sergi açmasının en temel aktörü Davut Oğuzcan'dır. Ona ben huzurunuzda gerçekten Davut Oğuzcan gerçekten o çalışmanın kaptanıydı. Gerçekten tebrik ediyorum. Unutamıyoruz. Güzel elinize insanlar sağ için her zaman her şeyi zevkle yaptım. Onurla yaptım. Davut teşekkürler Davut her şey için. Davut Oğuzcan çünkü Çankayalı. Evet. Çankaya. Ben de. Evet abi ama okulumuzu kurtaramıyoruz. Hala artı vaziyette. Muhammed'e, Hazreti Muhammed'e teslim ettik. Vallahi yani. Somer Bey şeyler söyleyebilir miyim? Tabii ki Erkan Başkanım siz istediniz herhalde değil mi? Evet. Tabii. Buyurun. Değerli dostlar ben biraz geç katıldım. Neler konuşulduğunu bilmiyorum. Tekrar olursa affola. Ben biraz fotoğraf ve resim ilişkisinden söz etmek istiyorum. Fotoğrafın icadı resmi kolaylaştırmak, biraz yaygınlığını artırmak için kolay resim yapmak, daha iyi perspektif elde edebilmek, oranları iyi tutturabilmek için bir çabayla başlamış gibi geçiyor tarihte, fotoğraf tarihinde. Ama günümüzde Ahmet Yeşil'in özelinden de yola çıkarak bir sanatçının dünyaya yayılmasını, yani sadece sergiler değil de var olan resimlerin, var olan eserlerin sergi dışında bile özellikle sayısal alandan, dijital ortamdan bütün dünyaya yayılmasını çok kolaylaştıran bir araç fotoğraf. Ahmet'e bu konuda fikirlerini soracağım. Çünkü resim ve fotoğraf arasında böyle doğrudan sayısal bir ilişki var. Ama belki de bir tersine bir kolaylık kadar bir de baskı var. Çünkü artık fotoğrafın resim sanatında çok etkili biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bu Mersin'deki sanatçılarda da görüyoruz. Sanıyorum Kadir Akyol projeksiyonla tuvale yansıtıp görüntüleri onun üzerinden gittiğini ben algılıyorum. Yani emin değilim ama öyle olduğunu düşünüyorum. Sokak resimlerinde de sokak resmi yapan sanatçılarımızda da aynı şeyi gördüm. Projeksiyonu kullandıklarını da gördüm. Birincisi bunu soracağım. Bir de bölünmemesi için şu ikinci konuyu eklemek istiyorum. Ahmet Yeşil'in bir retrospektif sergisi oldu biliyorsunuz. Hem sanat kulübünde hem kültür merkezindeydi, MTSO galerisindeydi. Kültür merkezi yanlış olabilir, galiba kültürhanedeydi. Aynı anda 2-3 noktada birden oldu. Belki ya da Deniz Müzesi'ndeydi. Üçüncüyü emin değilim. Hatırlarım karışmış olabilir. Ben orada Ahmet'in bütün çalışmalarını görüntülemeye çalıştım. Fotoğraflamaya çalıştım. O güne kadar da zaman zaman rastlayabilirsem Ahmet'in eserlerini çekmeye çalışıyordum. Ve sonunda bunları bir araya getirdim ve bir seri yapmayı hedefledim. Yaptım da çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama belki zamanla daha tekrar yapıldığında toparlanabilir ama şuraya geleceğim. Ben o fotoğrafları çektim çalışırken bir şey fark ettim. Photoshop'ta çalıştığım için abi baktım bazı çalışmalarının altında Ahmet'in özel notları var. Onlar görülüyor. Yani yazılar. Yazdığı bir şeyin üzerine çalışmış ya da arka bölümde olan yazı fotoğraftan da okunabiliyor. Ama çok ilginç ve çok heyecan verici şeyler. Fakat özel şeyler olduğu için, beni çok heyecanlandırdığı için sizinle burada paylaşamam. Şey olmaz, yani uygun olmaz, etik olmaz. Ama sanıyorum büyük bir merak içine gireceksiniz. Ahmet'in
çok önceki yıllarda özel olarak neler yazmış olacağını mutlaka merak edeceksinizdir. Teşekkür ederim. Onları sonra benle paylaş Erkan Başkan. Onlar nasıl görünüyor? Hayret ettim şimdi. Demek lazerle mi taradım? Ne yaptım böyle? Başkan röntgenini çekmiş anlaşılan. Valla öyle olmuş herhalde. Daha dikkatli olayım. Birkaç kat daha üzerinden geçeyim ben o yazıların. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tuncer Özmen abimiz söz istemişti. Tuncer abi. Pardon. Çok özür diliyorum. Fotoğraf ve resim sanatı ilişkisi üzerine Ahmet'in ben yaklaşımını merak ediyorum. Değerlendirmelerini merak ediyorum. Önemli benim için. Günümüz sanatında artık fotoğraf dijital diye bir şey kalmadı. Dijital sanat da var. Dijital art diye de dijital sanatçılar da var. Grafik tasarımı şeklinde de yapanlar var. Bunu sanat eseri şeklinde yapanlar da var. Ama fotoğraf da dijital de söylediğiniz bütün malzemeler artık günümüz sanatında çok rahatlıkla kullanabiliyor. Kavramsal ve güncel sanat dediğimiz bir anlayış doğrultusunda kullanılıyor. Yani artık endüstriler tasarımlardan bile faydalanabiliyor. Bu enstalasyonlar, düzenlemeler, ne bileyim video artlar, bunların hepsinde Pinterest'in içinde bile bunlar kullanılabiliyor. Yani artık bu şöyledir. Böyle bir de ayrıca fotoğraf sanatçılarının da mesela sergileri oluyor. Bunlar da müzeler tarafından çok çabuk müzelerde daimi sergilerini alınabiliyor. Mesela bir Iraklı sanatçının yanılmıyorsam İstanbul'da bir sergisi vardı. Yapı Kredi Sanat Galerisi vardı İstiklal Caddesi'nde. Şimdi orayı başka bir amaçla kullanıyorlar. Orada görmüştüm. Mesela o fotoğraf sanatçısının bütün eserlerini Ömer Koç almıştı. Bugün Arter Sanat Müzesi'nde yine Koç ailesinin kurduğu sanat müzesinde yer aldı. Yani kavramsal ve güncel sanat içinde Pinterest'in içinde de her türlü malzeme rahatlıkla kullanılıyor. Yani bu fotoğrafta şudur budur denmiyor ama tabii fotoğrafın niteliği de çok önemli. Fotoğraf sanatı için. Fotoğraf sanatı için olarak da kabul edilmiyor artık. Yani bu sanat eseridir. Eskiden de o şeyler, kavramlar, şeyler tamamen değiştiği için bunlar çok sanat içinde çok kabul edilir şeylerdir artık. Ve de çok da değer katıyor. Birçok sanatçının eserlerinde rahatlıkla kullandıkları malzemelerdir. Sen Havlan'a falan gitmeyi düşün. Teşekkür ediyoruz. Sanırım tamamladık. Peki. Tuncer Hocam, buyurun. Tuncer Özmen. Tekrar merhaba herkese. Şimdi Ahmetciğim, 8000 kitabının olduğunu bahsettim. Muhakkak ki çok okuyorsun. Ben de biliyorum bunu. Yazmayı hiç denedin mi? Çünkü başından beri bu gizli bir hikayeci de var. Bu resimlerin arkasında diye. Hele natürmort yapan bir ressamın tablosunu bitirmesini, çünkü meyvelerin size kalacağını söyledim, başlı başına bir hikaye. Hoca Yörük, dikkat et. Bak, bir tane daha edebiyatçı çıkıyor. Esas benim paylaşmak istediğim, Ahmet Yeşil'in de ilk kez duyacağı, maalesef Semih'e ayrıldı. Bir şey, benim yayla evini biraz düzeltmem elini yüzünü 10-15 sene. O arada tabii sağ olsun Semih Vural yardımcı oluyor. Bir yerde bir basamaklar yapmamız lazım. Bir kod farkı var. Hayır, buraya basamak yapmayacağız. Buraya rampa yapacağız. Çünkü buraya Ahmet Yeşil gelecekti. Oraya biz bir rampa yaptık ve oranın adı Ahmet Yeşil rampasıdır. Fakat bir türlü kısmet olup da Ahmet Yeşil yaylaya gelip de o rampadan çıkamadı. Ama sonra da işte bu pandemi başladı.
ama her zaman hayalini kurduğumuz yaylada bir gün beraber olmak, sohbet etmek, o güzellikleri yaşamak. Ben de Semih'e de gıyabında evimin bir parçasına adını verdiğim için Ahmet Yeşil'e de tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok teşekkürler. Vallahi ben de çok gelmek istedim. Semih abiyle çok konuştuk fakat işte yurt dışından geldim. Mart ayında New York'tan geldim. Hala evlerde kısıtlı olanaklarla bir dışarı çıkıyoruz. Geldiğim zaman da endişeli geliyorum. Acaba bir şey oldu mu, bir şey bulaştı mı falan diye. Rakı da ikram ediyorlar Ahmetciğim. Kaçalım. Semih abimin varlığı, Ayşe ablamın varlığı en güzel ikram benim için. Evet, niye onlar sarhoş mu? Sarhoş mu ediyorlar adam? Yo, araba kullandığım için alkol alamıyorum Tüncer abiciğim. Evet. Yani yazılarım da düşünüyoruz. Bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Eksikleri tamamlayacağız işte. Benim yazı yazmam çok İhsan Bey'e sorun. İhsan Toköz'e sorun da bakalım nasıl bir yazı altından kalkana kadar ne işkenceler çektirdik İhsan Bey'e sağ olsun. O zaten o zaten Mersin'e bir Tanrı'nın ihsanı. Evet, olmasa hiçbirimiz iki satır bir şey yazamayacağız. Semih Vural dahil. Estağfurullah. Ben Ayşe ona ne diyor? Muhteşem ihsan diyor. Evet. Semih abi böyle olduğu gibi yazdığım için kural mural dinlemiyorum. Düzeltmene geldiği zaman da İhsan Rey'i geldi bu denk. Yani biliyorum çok büyük bir işkence çektirdim ona ama yazı da adam oldu sonra. Şimdi Celal abi o gün aradı, Celal Soycan. Renk üzerine ne düşünüyorsan, ne yap şey varsa yazılan bunları döktür diyor. Gerisini bana bırak dedi. Çünkü bir şey geldiği zaman aklıma cümleler, sözcükler dökülüyor. Orada ne kural var? Aynı kendi yaşamam gibi işte kuralsızca yaşamak ve yazıda da yazıya da yansıyor. Semih abim de uzun cümlelerinden çok şikayet eder zaten. Bir cümle bir paragraf gibi olur. Öyle değil mi Semih abicim? Ver İhsan o ütülesin. Son ütücümüz o. Evet, evet sağ olsun. Bu uzatmak istemiyorum. Memnuniyetle. Bir konuya daha değineyim. Semih Vural yaylı evi İnsu'dayken evinin yanında bir müştemilat biçiminde bir yer kurdu ve ana hedefi orayı sanatçılara açmak. Roman yazacak olan gelsin orada roman yazsın. Resim yapacak olan resim yapsın. Müzikle uğraşan gelsin beste yapsın. Kalsın orada mutfağı, banyosu olan kendi içinde her şeyi tamam olan küçük bir yerdi. Ama maalesef bu çok fazla bu hedefe uygun bir hizmet göremedi. Ama ondan sonra buradan başka bir şey doğdu. Hemen yanındaki ev Ahmet Yeşil'in bir çalışma yeri olmuştu. Şimdi buradan olarak hepinizin gönlünde özellikle sanatçıların bir sanat mahallesi, bir sanat köyü, bir sanat kampı gibi bir şey geçiyor. Esas buna yönelip bunu becermemiz Mersin'e büyük bir kazanç olur. Harika olur. Sustum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Söz almak isteyenler sıramızda Turan Ali Çağlar hocamız vardı. Turan Ali hocam buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgi benden genç olanlar için, çoğunluk için, saygı hepiniz için. Ahmet Bey'e bir şey paylaşacağım, soru sormayacağım ama ondan önce hepinizle paylaşmak istediğim bir şey var. Laf sözcüğünü, haddim olmayarak buraya bu girişe yapayım. Laf sözcüğünü hep yanlış kullanıyoruz. Laf değersiz, kayla alınmayan sözler, kelimeler için kullanılır.
Örneğin bir adam ya ne kadar çok güzel laf etti denilmez. Lafsa eğer değeri yoktur zaten. Ya da o adam saçmaladı denildiğinde laf etti denilebilir. Aklınızda olursa sevinirim. Benim kelime işçiliğimden kaynaklandı bu. Gelelim Ahmet Yeşil'e. Sevgili Ahmet Yeşil ile aynı şehirde yaşamaktan çok mutluyum. O renk ustası, ben de söz kalfasıyım. Şimdiye kadar, bugüne kadar onu hiç kıskanmamıştım ama bugün kıskandım, inanın. Deminden beri dinliyorum. O kadar akışkan konuşuyor ve sözcükler yerini buluyor ki belli ki 8000 kitap yerini bulmuş. Yani hakkını vermiş. Gıpta ile dinledim arkadaşımı. Sevgiyle onu bağrıma basıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ali Hocam. Sağ olun, yüreğinize sağlık. Rica ederim. Kıskanma yerine gıpta diyebiliriz. Teşekkür ederim. Evet, o da olur. Değerli katkılar için teşekkürler. Celal abi de aynen sözcüğümden hoşlanmaz. Ben birkaç defa söyledim, birkaç defa uyardı. Tamam abi dedim, bir daha kullanmayacağım dedim. Bir şey söyledi, evet abi aynen dedim. Ya hani söz vermiştin kullanmayacağım. Evet, o da o sözcükten hoşlanmaz. Sandıklardan vazgeçmek kolay olmayabiliyor. Evet, evet. Ben bir söz almak isterim ama Mehmet Apaki. Tabii, sırada zaten Mehmet Apaki vardı, buyurun. Şöyle şu andaki bu katılmış olduğum şeyde şu beni çok etkiledi. Sanatçının yapmış olduğu eserleri görüyoruz ama sanatçının kendisiyle de özgeçmişiyle alakalı sohbet olduğu zaman çok daha güzel bütünleşiyor. Yani şu anda Ahmet abiye karşı sevgim daha büyük oldu. Çok en azından onun resimlerine gidip baktığın zaman çok daha farklı şeyler göreceğim. Bakarken Ahmet abinin baktığı gözle bakacağım. Ya bu bendeki şu andaki bugünkü uyandırdığı şey. Bu iki tane de şey var Ahmet abi. Resimlerinizdeki çizmiş olduğunuz çizgiler, kelimenizin başında söylemiş olduğunuz ilk daha resim öğretmeninizin size işte evet. Bir giysi üzerinden git şunun şeyini çiz demiş o zannedersem ondan esinlenerek bir üzerinizde kalmış olan bir şeyle aynı şeyle devam ediyorsunuz. Bu bir. Ben öyle kendim şey yaptım. İkincisi hayal gücünüze hayran kaldım. O da nedeni şu. 4 yaşında daha ilkokuldayken nü fotoğraflar, nü resimleri çizmeye başladınız. Nasıl hayal ettiniz onları? Valla 4 yaşında değil de 4. sınıf. 4. sınıftaydık. Vahap abi çok iyi bilir. Debbaların bir Mersin hamamı vardı. Vahap abi hatırladın. Atatürk evinin arkasında. Arkasında. O bina kalsaydı o tarihi bir binaydı. Kim yıktıysa onun elleri kırılsın derim ben. Öyle bedduayı sevmem ama Mersin için çok büyük bir kazanç, tarihi bir yapıydı o. Oraya annem götürdü bizi. Şimdi eskiden Mersinler evlerindeki banyoyu kullandıklarından bir de haftada bir ya Hadramamına ya oraya. Bize yakın olduğu için oraya giderdik biz. Kapıdan girdik, bir tane ya Aze derlerdi. Böyle ben hatırlarım onu. Bizi gördü, anneme dedi ki ya Aze dedi bunun babasını da getirseydin dedi. Ben 4. sınıfta biraz boyum uzamıştı. Ben de inandım, anne dedim babam evde çağırayım mı dedim gideyim. Git dedi sen babanla otur. O zaman kovulduğumu anladım, çok zoruma gitti. O gün o resmi çizdim. Hamamdaki evet. Kadınları ve çocukları çizdim. Ama bana pahalıya mal oldu. Şimdi 16 yaşında ilkokulda çocuklar vardı. Sınıfta kalmak olduğu için. Evet. Kısa pantolon giymeye utanırlardı arkadaşlar. Biz de 11 yaşındaydık. Resim elden ele dolaştı. Şimdi onlar da nü resmi görünce yani o anatomiyi ben şimdiye kadar düşünürüm. Nasıl bu kadar sağlam bir o çocuk aklımla yapabildim. Onlar için o bir şeydi. Yani erotik bir resimdi. Aa bayağı filan derken böyle heyecanla öğretmen yakaladı. Tabii evet. Kim yaptı filan derken hemen ispiyonladılar. Ahmet Yeşil deyince de işte hayatımın en büyük dayanıymıştım. Ben babamdan öyle tokat yememiştim ama öğretmenim de denedim. Ha, öğretmenimi de saygıyla anarım çünkü çok şey öğrendik ondan. O zamanki disiplin anlayışı buydu. Yani okula getirirdi annemiz babamız.
eti senin kemiği benim şeyi vardı, zihniyeti vardı, felsefesi vardı. Neredeyse etten de kemikten de olacaktık o dayaktan sonra. Ama sonucu iyi oldu. O gelen kadın bir öğretmen de herhalde resimden anlayabildi ki bu resmi bu çocuk mu yaptı dediği zaman da hocayla bir şeyler konuştu öğretmenle. İşte kulağımdan çekip gir dedi, bundan sonra doğru dürüst resim yap dedi. Benim de aklıma Gözne'yi yaylaya çıkardık yazları. Orada bir köy çeşmesi vardı evin arkasında. Onun resmini yapmıştım. Taşlarını, dokularını çok iyi hatırlarım. Çünkü çok hoşuma gitmişti pano yazılması. Öyle bir hikayeydi o. Haberlerine yani, sağlık. Çok. Tuncer abi de meyvenin natürmorttan söz etti. Tuncer abicim her meyvede beklemezdim. Şeftali ile muz varsa beklerdim. Bitmesini resmen. Ellerinize sağlık abi. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti. Evet. Sırada kimse yoksa Sayın Apaki'ye bir farklı yaklaşımdan söz etmek istiyorum. Sırada kimse yoksa. Buyurun başkanım. Buyurun. Şimdi Sayın Apaki dediniz ki Ahmet Yeşil'i tanıdıktan sonra resmini daha çok sevdim. Doğru mu bu? Şimdi sözcükler belki biraz yanlış olarak gitmiş olabilir ama şu tarafın şeyi anlatmak istediğim şuydu. Yani sanatçının yapmış olduğu şeyi gidip görüp ondan sonra onun özgeçmişini de kendi diliyle, kendi söylemiyle dinlediğim zaman daha fazla etkilendiğimi. Peki Ahmet Yeşil tanıdınız diyelim. Fakat Ahmet Yeşil makbul bir insan değil. O zaman eser hakkındaki görüşünüz ne olacaktı? İşte, yani şunu demek istiyorum. Anladım ben. Anladınız. Müsaade edin ben biraz açıklayayım. Şimdi kendisini ve eserini ayrı tutan insanlar var. Yani evet. Tanınmak istemeyen, özellikle yazarlarda bu daha çok geçerli. Tanınmak istemeyen, özel hayatıyla tanınmak istemeyen yazarlar var. Çünkü diyorlar ki okuyucu eserde beni arıyor, yazarı arıyor. Çünkü gazetede duyduğu herhangi bir haberden, magazin olayından dolayı. Dolayısıyla eseri bağımsız tutmak gerekir. Yaratıcısından, sanatçısından diye bir görüş de var. Yani eser mükemmel ama siz adamın hayatında tepki çeken davranışlar olduğunu, yanlış adımlar attığını görüyorsunuz, eser bundan etkileniyor. O yüzden eseri sanatçıdan bağımsız tutmak gerekir görüşü de var. Şimdi, Ahmet Yeşil buna güzel cevap verir. Şöyle genç kardeşim de dedi, başkanın dediğinde de şöyle bir yaklaşım da olabilir. Her sanatçının ortaya koyduğu performansıyla yaşamın iz düşümü vardır elbette. Van Gogh'un eserlerine baktığımız zaman, Van Gogh'un eserlerinde o spiral hareketli dışa vurum, o tuşeleri gördüğümüz zaman, bunlar bir fırça darbesi, tuşeler falan mı diye düşünürüz. Veyahut da Van Gogh'un hayatını öğrenmeye başladıktan sonra o spiral hareketliğin, sert tuşların, kontrast ilişkileri olan sıcak renklerin birbiriyle ilişkileri sanatçının yaşamının da bir iz düşümü oluyor aynı zamanda. Ha şu olabilir, başkanın dediği de Fazıl Başkan'ın, bir sanatçının düşündüğü yaşam biçimi şu bu filan, yani etik ve ahlaki değerler sanatçıya göre değişir. Yani birilerinin etik ve ahlaki anlayışına sanatçı bakmayabilir, farklı düşünebilir. Çünkü bunlar kişiye göre toplumsal ve sosyal anlamdan, hak ve hukuk anlamında olursa o başka bir şey. Özel yaşam anlamında herkes kendi yaşamını doğallığıyla yaşayabilir. Bacon'ın eserlerine baktığımız zaman Bacon'ın eserlerinde zaten kendi cinsel tercihini ve yaşam biçimini görebiliriz orada. Yani Hankin'de de öyle aynı şekilde, David Hankin'de eserlerinde şeyler vardır temalarında. Yazarlar da ki şeylere baktığımız zaman sosyal ve toplumsal yansımaları da görebiliriz. Yaşadığı çağın aynı zamanda sanatçı yaşadığı çağın tanığı da diye bir betimleme vardır, tanımlama vardır.
Ona da baktığımız zaman yazarların da kendi yaşadığı çağda toplumsal ve sosyal içerikli yansımalar, mesela Yaşar Kemal'in romanlarına baktığımız zaman, Orhan Kemal'in romanlarına baktığımız zaman, Aziz Nesin'in roman yazılarına, öykülerine, hikayelerine baktığımız zaman sanatçıyı görürüz orada. Görürüz. Ama nasıl görürüz? Hayat hikayesini değil. Yani tercihlerini, düşüncelerini ve toplumsal ve sosyal bakış açısını görebiliriz. Evet, yani teşekkür ederim. İki şey sizin de, Fazıl Başkan, sizin de düşüncenizde söylediğiniz şeyleri çok iyi anladım. Yani esere baktığınız zaman orada sanatçı değil, düşüncesi, bakışı, felsefesi önemli olan. Yaşam biçiminde yanlışlık yapabilir. Mesela çok isim vermeyeyim, ünlü bir şairimiz var. Çok kötü bir kumar alışkanlığı var. Fakat o kumar alışkanlığı onun sanatını etkilemiyor. Sanatında ideolojik ve sosyal toplumsal düşüncelerini görebiliriz şiirlerinde. Burada yazar, pardon. Şimdi buradaki katılıyorum söylediğiniz şeylere ama ben kişinin ilk başta yaptığı esere bakıp ondan sonra kişiyi yargılamayla veya şeyle değil. Ben etkilendiğimi söylüyorum burada. Bakar. Buradaki olan şey de Fazıl Başkan'ın da söylemiş olduğu gibidir. Ben ikisi bir arada olursa çok daha güzel olur. Ayrı ayrı olursa da benim için önemli olan oradaki şey eserine bakıp eserinin bende ne yarattığı önemli. Yani ne duyduğunu. O çok önemli zaten. Eserin izleyiciyle kurduğu ilişki çok önemli. Doğrudur. Bana, sergilerde genel olarak karşılaştığımız sorulardan biri şudur. Bu eserde ne anlatıyorsun? Hikayesini sorarlar. Şimdi hikaye senin hikayendir oradaki. Sanatçının hikayesi farklıdır. O koyar oraya. Geçenlerde bir üstad hocamızın röportajını dinledim de işte yorumlar, sanat eleştirmenlerin, sanat tarihçilerin ya öyle mi diyor. Bak bu çünkü bir içten duygunun o teknikle, altyapıyla, yaratıcılığıyla ortaya çıkan bir performans olarak tuvale malzemeye yansır. Sanatçının semantik şeyi bir manifestosu vardır. Ben manifestomu koyarım. Mesela bana neden halat dedikleri zaman onun manifestosunu ortaya koyarım ama sizin esere baktığınızda o eserle kurduğunuz duygusal ilişki, duygusal ilişki sizin hikayenize gönderme yapıyor. Zaten oradan yakalıyor eser sizi. Doğru. Orada sanatçıya bunun hikayesi nedir, bundan ne anlatıyorsun sorusu biraz gereksiz soru. Ben de şunu söylerim. Ben zaten yani yazma yeteneğim olsa resim yapmam, yazıyla derdimi anlatırım. Ben çok renklerle, güzel. Çizgilerle derdimi anlatıyorum. Tuval üzerine yansıttığım o yaratıcı unsurun ortaya çıkardığı değerlerle derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ama sanat eseri izleyiciyle arasındaki ilişki boyutunda izleyiciyi etkiler. Etkilenen izleyici de kendi hikayesini orada görmeye başlar. Çok evet. Doğru. Ben artık öğrendim, hiçbir sanatçıya ne anlatmak istediğini diye sormuyorum. Çünkü onun yeteri kadar anlatamamışsın anlamına geleceğini de bildiğimden. Tabii. Yani benim şimdi Ali Çağlar Hoca kadar, Celal Solcan kadar yazı yazma yeteneğim olsa yazı yazardım. Hikaye, öykü yazardım, roman yazardım. Hayır, yazmıyor değilim, yazarım da ama onlar kadar bu konuda duygularını ortaya koyacak bir şey onlar daha profesyoneldir o konuda. Ben de kendi alanımda. Oradan da sanatçı kopuk değildir zaten. Yani sanatçı yazıda yazar, şiirde yazar, öyküde yazar. Ama sanatında bunu hikayeleştirip hikaye olarak anlattığı zaman izleyiciyi de bağlıyorsun o zaman. İzleyiciyi de o çerçevenin içine koyuyorsun. Bırakın diyorum izleyen ne duyduysa, ne hissettiyse kendi dünyasını kendince kursun o eser üzerinden. Çok doğru. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Z kuşağı temsilcisi olarak Emre Can Özgür'e kendisi öyle nitelemiş, katkısı olacakmış. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle 1,5 saattir izliyorum yayınınızı. Çok zevkli geçiyor. Çok zevk alıyorum. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Z kuşağından bir bireyin de katılması, 20 yaşında bir bireyin de katılması belki
hoşunuza gider diye düşündüm. Benim de söylemek istediklerim var. Buyurun. Bizim kuşakta da birçok problem var ama bundan önce ben iletişimle hakkında, iletişim ve sanatla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. İletişimin kökeni konuşmak ve jest ve mimikten geçiyor. En baştan, insanlığın ilk varoluşundan beri. Önce konuşma ve jest mimik, pardon önce jest mimik ve sonra konuşma. Daha sonradan insanlar teferruatlı yollara girmeye başladılar. Farklı yol ayrımlarına girmeye başladılar. Kimisi şiir yazmaya başladı. Kimisi bir şeyleri göstererek resim yapmaya başladı. Ama ne olursa olsun işin içinde sanat varsa büyük bir teferruat vardır. Büyük bir detaycılık vardır. Sanat detaycılık işi olduğu için, teferruat işi olduğu için sadece sığ bir düşünceyi sanatla anlatmayız. Derin anlamları olan, ardı arkası olan düşünceleri sanatla anlatıyor sanatçılar. Bizim Z kuşağının da büyük bir problemi bu galiba. Anlatacakları çok az. Yani bizim anlatacaklarımız çok az geliyor. İnternette gördüğüm arkadaşlar bu TikTok falan bir şeyler çekiyorlar. Onlar mesela çok sığ geliyor. Ardı arkası olmadığı için yönelemiyorlar. Bu bizim biraz da eğitim sistemimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar bilgi ve birikim olduktan sonra gözlem yeteneği de gelişiyor. Gözlem yeteneği geliştikten sonra anlatma ihtiyacı duyuyor insanlar. Bu bir yerde zincir kırıldığı zaman devamı gelmiyor. Bunun için sizce ne yapılması gerekiyor? Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Z kuşağının bütün derdi sıkıntısı bu zaten. Vahap abi başta bir soru sordu. Onu çok açmadık. Sanat dersleriyle ilgili bana da mesaj olarak yollamıştı. Şimdi sanat eğitimi ne üniversitelerde, normal liselerde ne de özel kolejlerde tam anlamıyla verilmiyor. Eksiğimiz orada. Bir müfredat doğrultusunda verilmiyor. Ben en kısa dün yaşadığım, pardon cuma günü yaşadığım bir olayı anlatayım. Cuma günleri akşam kız kardeşim eşi gelir. İkisi de işte biri online derslerini veriyor üniversitede İstanbul'da. Biri de muayenehanesinden çıkıp geldi. Yemeğimizi yedik akşam. Sohbet ederken bana bir şey sordular. Şu kitaplar var mı sende? Niye soruyorsunuz dedim. Yeğenim küçük kızları Kanada'da okuyor. Tabii Kanada'da bu eğitim şeyleri yüzü yüze eğitim kapalı olduğu için şu an Mersin'de online olarak şey yapıyor. Verilen ders ne biliyor musunuz? Şimdi bilgisayar okuyor. 4 yıl bilgisayar okuyacak, ondan sonra tıp fakültesine geçecek. Tıp fakültesi okumak istiyor. Bir uzun soluklu bir eğitim, ilginç bir eğitim sistemi. Şimdi her alanda bir sınava tutuyorlar. Benden aldıkları kitap sanat, tasarım ve teknikleri üzerine 8 tane kitap aldılar. Dersi buymuş. Bakın bilgisayar okuyor. 4 yıl bir mühendislik okuduktan sonra tıp fakültesi okuması gerekiyormuş. Şimdi çocuğu böyle yetiştiriyorlar. Yani o üniversite bittikten sonra belki bilgisayar üzerinde kalacak, belki tıp fakültesine devam edecek. Sadece diploma vermiyorlar ellerine. Sanat tasarımı üzerine hocaları ders vermiş. İşte renk üzerine, çizgi üzerine, sanat terimleri üzerine. Bu konuda eğitimin bir parçası. Bizde hangi üniversitede böyle bir eğitim sistemi var? Yani yüksek eğitim kalitesi yüksek olan üniversitelerimizde. Bizde sadece diplomaya çarpıyorlar. Liselere falan geldiğimiz zaman resim ve müzik dersleri yetenekli yeteneksiz birçok çocuğun ortalamasını yükseltmek için yaptığı derslerdir, öyle değil mi? Yani şimdi yeteneği olmayan çocuğa zorla resim yaptırmaya çalışıyoruz. Benim yeteneğim yoktu, müzik dersinde bana zorla akı söyletmeye kalkarlardı. Rezil olurdum. Özellikle de kız arkadaşıma rezil olurdum. Yani orada karga sesle çıkıyorsun. Şimdi sanat eğitiminde sadece yeteneğiyle bir şeyler yaptırmak, söyletmek değil. Sanat müfredatı diye bir şey vardır. Sanat tarihini, bizim ulusal sanatçılarımızı, dünya sanatçılarını, sanat terimlerini, akımlarını daha akıcı, arı bir dille, daha kısa tanımlamalarla bunları öğretildiği zaman mezun olan çocuk sanatın içinde merak, bir sanatsever olacak belki. Yeteneği varsa da başka alanlarda bir sanat dalına şey yapacak. Bizde bu yok. Sadece
resim dersinde şu konu işlenecek, bu konu işlenecek, şu yapılacak, bu yapılacak. Müzikte de öyle. Notaları öğreniriz. Fakat bizim yetiştirdiğimiz kaç tane değerli sanatçı var ulusal anlamda, uluslararası anlamda. İşte fazla sayı herkes biliyor. Van Gogh nasıl herkes tarafından Picasso tanınıyorsa. Ama George Braque da Picasso ile beraber kübik sanatın en öncü sanatçıları olduğunu sadece Picasso'yu tanırız. George Braque'ı çok bilmeyiz. İşte biz de o bilinmeyen sanatçılarımızı müzik alanında da, resim alanında, görsel sanatlar, sinemada bir müfredat ders şeyi olarak koyarsak o zaman daha bilinçli, sanatı daha yakından takip eden bir kuşak da yetiştirebiliriz, yetişebilir. İlgi alanı geniş olan veya da ilgilenenler de bu yolda kendi eğitiminin rotasını çizebilir. Bütün eksikliğimiz oradan kaynaklanan bir sanat eğitiminin çağdaş olmamasından kaynaklanıyor. İkincisi, şimdi Z kuşağının sıkıntılarına söz edin, çok haklısın. Kendini ifade edebilen birey her zaman mutludur. Her zaman sorunları çözmek için soran, sorgulayan bireydir. Kendini ifade edebilen, kendini ifade edebilmek için de görme dediğimiz, bakma değil, görme dediğimiz şeyin gelişmesi lazım. Sanatı tanımlamak için bana soru sordukları zaman hep şunu söylerim ben. Sanatı her çağda farklıdır. Aristo'nun tanımlaması farklıdır. Nietzsche'nin farklıdır. Ne bileyim Kant farklıdır. Çağın yaşam biçiminde sanat anlayışlarının değişmesiyle beraber sanat tanımlaması da farklı farklı şeyde. Yani bir gün Kant'ın tanımlamasıyla Aristo'nun tanımlaması aynı değil. Temelde şeyler vardır. Sanat sorunları çözmez. Var olan soruların algılanabilmesi için gözün ve aklın açılımını sağlar. Bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken de soru sorma yetisini kazandırır. O soru soran insan da zaten kendini ifade etmeye başlamıdır. Öğrenmek, karıştırmak, araştırmak, sormak, soruşturmak yaşamında da bu böyledir. Soran, sorgulayan insan da kendi doğrularını, kendi ilkelerini yavaş yavaş oluşturmaya başlar. Bu sanat eğitiminin toptan kaynaklanan, yetersizlikten diyelim daha doğru olur, kaynaklanan Z kuşağında, yani sadece Z değil, A, B, C kuşağında da aynı sorunlar yatıyor. Yani bana sergiye gelmiş A kuşağı diyelim, güzel sanatlarda öğrencilerini getirmiş bir hoca, öğrencilerin çok büyük ilgisinden rahatsız oldu herhalde. Kafasını uzattı aradan, Ahmet Yeşil hala ip mi dedi, halat mı dedi. Şimdi buna ne cevap vereceksin? Döndüm ben de hala ip, halat mı görüyorsun dedim. Yani şimdi nesneyi görüyor, sanat yapıtını ıskalıyor. Şimdi bu bir de sanat eğitmeni olan biri. Sanat eğitmeni olan biri. Yani malzemeyi görüyor, üzerindeki eseri ıskalıyor. Bu anlama geliyor. O yüzden genel anlamdaki sorunların başında gelen sanat eğitiminin niteliksel olarak bir müfredat doğrultusunda hem nazari bilgilerle hem de teknik bilgilerle o eğitimin içine sokulması ve gençlerin Z kuşağının da A, B, C bütün alfabetik sıraya giren kuşağın da bu konuda eğitilmesi lazım. En büyük sorunumuz da eğitim. O yüzden sanat toplumundan söz ettiğindeki ne bu? Sanat toplumunu yarattığımız zaman sanatçıyla oturup çatır çatır konuşan, soran, sorgulayan biriye de ortaya çıkacak. Ama sanatçıdan inanılmaz korkuluyor. Yanlış bir şey söyler miyim? Sohbet etmede, soru sormada çekiniliyor. Ben de sorun diyorum. Nasıl olur? Saçma bir soru dahi olsa ben oturup cevap veririm ona. Saçma soru diye bir şey yoktur. Merak vardır. Merak vardır. Yıllar önce Mersin'e Erzurum'dan gelen bir çocuk vardı. Güzel sanatlar okuyor fakültede. 3 defa Temmuz sıcağında kapıya kadar gelmiş, zile basamamış, çekinmiş. Bu korku niye dedim. Sonra tanıştık. Hocam yanlış tanıttılar diyor seni. Çok aksi ve kendini beğenmiş biri olarak tanıtmışlar işte. Seni azarlar. Aman dikkat et filan diye. Şimdi bu algı yanlış esasında. Sanatçının sohbet etmek de hoşuna gider. Zaten izleyiciyi, meraklıyı azarlayan, onu aşağılayan, ona böyle üst perdeden bakan sanatçının kendinde eksiklikler vardır. Kendini ifade etmede zorlanan sanatçı kendini bu şekilde egosunu tatmin etmeye çalışır. Ahkam keser. Konuştuğundan kendi de bir şey anlamaz.
ama karşısındakini de sanki çok büyük bir felsefeden söz edilirmiş bir havasına sokmaya çalışır. Bu da bizim alemimizdeki yetersizlikten kaynaklanan bir şey. Ama gerçek, kendini aşmış bir sanatçı, kendini ifade özgürlüğünü ortaya koymuş, özgünlüğünü ortaya koymuş bir sanatçı, sorudan da korkmaz, sohbetten de korkmaz. O yüzden gençlere tavsiyem sorun. Yani ne pahasına olursa sorun, sorgulayın. Fikriniz yanlış, doğru olur. Yavaş yavaş ilkeleriniz, doğrularınızı da okuyarak, kendinizi geliştirerek, araştırarak, sorarak, sorgulayarak oluşacak. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Çok uzun oldu soru, bilmiyorum. Yok, gerçekten kısa oldu. Arkadaşımıza teşekkür kısa ediyorum. Oldu. Ya, bu sorun gerçekten çok büyük bir derin bir soru sorun bu. Ben de gönülden katılıyorum ve hatta Emre Can kardeşimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Hem kuşağına dair bir öz eleştiri gibi de oldu ve de çok güzel bir tespitte bulundu. Biz de Mecit Başkan konuşmanın en başında belirtmişti. İlk işte yeni yönetim olarak ikinci 30 yıl, hani ilk 30 yılı tamamlayan bir İçer Sanat Kulübü'nden bahsediyoruz. İkinci 30 yıla peki nasıl taşıyacağız? Elbette ki İşte geçmiş bu 30 yıllık bilgi gençlerle, kazanımlarla, ama işte Emre Can kardeşimiz gibi bu sorgulayan, araştıran gençlerimiz de onların bu sisteme, bu yapıya omuz vermesiyle, destek vermesiyle. Emre Can'a da çok teşekkürler. İçer Sanat Kulübü'nün genç kuşağa ihtiyacı var. O yüzden genç kuşağın, bu Z kuşağına dönük projeler, programlar yapılması lazım. Mecit Başkan'ın programında bunlar var. Umarım daha önce de online'dan önce de Mecit Başkan'la konuştuk. Şunu söyledim. Oradaki iki mekanımızı tamamen almamız lazım benim. İçer Sanat Kulübü'ne kazandırmamız lazım. Atıl vaziyette duruyor. İcazet alarak orada etkinlik yapılmaz. Hiçbir faydası, hiçbir de anlamı olmaz. Bunun kent bileşenleri olarak toplanıp bir kamuoyu yaratarak o iki mekanın İçer Sanat Kulübü'nün tamamen kontrolü altında olacak şekilde icazet kalmadan İçer Sanat Kulübü'nün kendi programları doğrultusunda kullanılır hale getirilmesi lazım. Sevgili Ahmet Üstad. Başkanım, Emre Can'ı ben de kutluyorum. Çok güzel bir soru sordu. Çok güzel bir soru sordu. Evet. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten bugünkü sohbetin bir genç arkadaş tarafından paylaşılması, anlaşılması beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim Emre Can. Ben de çok teşekkür ediyorum. Emre Can'a verdiğim cevapta yani tatmin etmese bile yeteri kadar yararlı olmuştur diyebilirim. Çok çok teşekkür ederim söyledikleriniz için Ahmet Hocam. Emre Can, sanattan kopmayın. Anlayamadım. Sanattan kopmayın diyorum. Her yerde, nerede varsa, sergi, toplantı, operaya gidin muhakkak, çok sesli müzikle ilgili alacağınız bir takım tatlar sizin yaşam gelişiminizde, tercihlerinizde, dünya görüşünüzde çok etkiler. Çok sessizlik demek demokrasinin temel kurallarından biridir. Tüketen ama üretmeyen bir toplum demokrasiyi de eksik yaşar her zaman. Demokrat olup da demokrasiyi yaşayamayan bir toplum gerçek anlamda demokrasiyi yaşayan, demokrat insanlardan, soran sorgulayan bireylerden meydana gelmiş bir toplumda, sivil toplum kuruluşlarında aldığınız göre ortaya koyduğun inisiyatif doğrultusunda bu ülkeye çok şey katarsınız. Gençler, bu sivil toplum kurumlarında, sanat, kültür derneklerinde yer alın. Korkmayın, çekinmeyin, sorun. Cevap vermeyenler utansın. Öyle düşünün. Sevgili üstadım, Emre Can belli ki soru sormaktan korkmayan biri. Öyle olacak. Çok güzel ifade etti. Düşüncelerini ve sorularını yöneltti. Ben sevgili Emre Can'ı kulübümüze davet etmek istiyorum. Evet. Ben söyledim. Sivil toplum kurumlarında yer alsınlar, görev alsınlar. Davet etmek istiyorum. Onun düşüncelerinden faydalanmak istiyorum. Şimdi cep telefonumu ona chat üzerinden yazıyorum. Lütfen beni hafta içi ararsan çok mutlu olurum. Ben de çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Bizi değerlendirelim.
onun mevcut şartlarını, gençlerin şu anki sorunlarını ayrıca değerlendirelim. Mutlu oluruz. Soner'cim, başka söz isteyen yok. Şöyle, başka. Ahmet Hoca'yı bayağı bir 2,5 saat oldu neredeyse. Evet. Yorduk. Sen yine de bir değerlendirirsen. Başka şöyle, konuşmamızın ortalarında abi size de söz vereceğim. Ali Gök söz istemişti. Fakat yine bu hafta aramızda yeni katılan Kaan Yetkin isimde bir dostumuz var. O da hem sanat bu vesileyle kulübümüzü yeni tanıdı. İşte ve değerli Ahmet Yeşil Üstadımızın sohbetine de katılmış oldu. Bir sorusu var. Sorum diyor ki, en yoğun olarak etkilendiğiniz dönem nedir? Ve barok dönemi resim sanatının gelişimi hakkında düşünceleri nelerdir diye Ahmet Yeşil Üstadımıza bir soru var. Yani her dönemin ayrı ayrı şeyi vardır. Bu dönemlerden kastettiği nasıl bir dönemde? Yani dünyanın geldiği dönemlerden mi, yaşam sanatçının kendi özel dönemlerinden mi? Barok dönemini örnek gösterdiği için herhalde bahsettiğiniz üzere bu hani resim... Barok dönemi çok önceki şey. Barok döneminin üzerinden çok daha farklı sanat anlayışları, sanat isimleri çıktı. Elbette barok dönemi. Şimdi sanatta bütün dönemler birbirine zincirleme bağlıdır. Yani birbirini etkileyerek, birbirinin içinden çıkarak zaten günümüze kadar gelmiştir. Sanayi devrimiyle beraber sanat anlayışı da, sanat bakış da değişmiştir. O yüzden teknolojinin gelişmesi, endüstriyel tasarımların ortaya çıkması da sanatı farklı boyutlarıyla etkilemiştir. Benim sanatıma hangisi? Böyle bir şeye takılı kalmam ben. Renkte de özgürüm. Renk muhafazakarlığım yok. Ama genelde turkuaz ve mavi renkleri ön plana çıkartır izleyiciler. O da Akdeniz'de olmamdan kaynaklanan bir şeydir. Bilinçaltının yansımasıdır diyebilirim. Benim sanatımın en iyi şekilde nasıl ifade edeceksem, o plastik artistik değerleriyle sanat yapımını ortaya çıkartacak değerlere ne katkı sağlayacaksa onu çekinmeden kullanırım. Zaman zaman malzemeli işler de yaparım. Zaman zaman akrilik yağlı boya tekniğini ön plana çıkartırım. Yani benim için sanatımdaki o değerleri en iyi ortaya çıkartacak ifade gücünü neyle yakalayabilirim, neyi kullanabilirim? Önemli olan o. Teşekkür ediyoruz. Şimdi söz isteyenler elbette vardı. Bir de selamlar da var. Ayşe Sakallı hanımefendi İstanbul'dan selamlar, sevgiler iletiyor. Halil Kokulu Bey aynı şekilde selamlarını iletmişti. Hemen arada da onlar ileteyim. İhsan Toksöz Hocam, buyurun. Sizler daha önce söz almamıştınız. Vahap abi özür diliyorum. Yani ilk defa söz almak isteyenler oldu. Ben sözümü geri alıyorum. Söz talebimi geri aldım zaten. Estağfurullah. Yok tamam ya. Gerçekten bir sorumun cevabını aldım biraz önce Ahmet'in konuşmalarından. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Ben öncelikle Emrecan'a teşekkür ediyorum katılımı için. Nerede okuduğunu bilmiyorum ama çevresindeki kendi gibi düşünen, kendi gibi özgürce sorular sorabilen ve aramıza katılma konusunda beyanda bulunabilecek, niyetlerini ifade edebilecek arkadaşlarını böyle toplantılarımıza kendisiyle beraber davet etmesini diliyorum. Ahmet Yeşil'e hak etmediğim övgüleri için çok teşekkür ediyorum. Ben sadece son iticiyim dediğiniz gibi. Yazılar sizindir, sizin o değerli yazılarınıza. Ben ufak tefek rötuşlar yapıyorum sadece belki. Bu arada bugün konuşulan iki konu çok önemli. Bir tane, onları muhakkak almamız lazım dediniz. Hayır efendim, onları bize muhakkak vermeleri lazım. Çünkü bu konuda sözler aldık. Evet. Daha önce kendilerinden. Yöntemini nasıl bulurlarsa bulsunlar. Lütfen o iki binayı İçer Sanat Kulübü'ne versinler. Evet. Ben devamlı yazılarımda da mesajlar veriyorum ve bunu da cesurca yapmanın bir yerlere bu mesajların ulaşması için de bu platformun kullanılması gereğine inanıyorum. Onun için Çankaya İlkokulu için de aynı ısrarlı taleplerimizi duymalarını
ve gereğini yapmalarını istiyorum. Halk isterse yönetici yapmalı. Halk en iyisini bilir. Nasıl değerlendirileceğini bilir. Uray Caddesi bir fecaattır. O vilayet konağının önündeki bariyerler hatadır. Jandarmanın orada yeri yoktur. Bunların hepsi ve hepsi lütfen yöneticiler tarafından değerlendirilsin ve birlikte nasıl sinerji yaratabilecek bir güce ulaşabilmek için yerel yönetimlerle bürokrasinin birlikte çalışabilmesinin önü açılsın. Bizi davet etsinler. Biz oraya talepte bulunmayalım. Ne yapılması lazım? Biz onlardan daha iyi biliyoruz. Vilayet konağı niye jandarmaya verildi? Orası bir müze olabilirdi. İngiliz yağ fabrikası ne olacak hala bilmiyoruz. Bir teknoloji müzesi olacak diyorlar. Bunlara el atılsın. Biz geçmişimizle övündüğümüz kadar geleceğimizi de hazırlıyoruz. O bakımdan lütfen ve lütfen STK'larla birlikte işbirliğine açık olsunlar. Ben bir dilek olarak bunu burada ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynen katılıyorum size. Evet. Bugün Odun Pazarı Belediyesi'nin Eskişehir'deki müzesi dünyada konuşulan en önemli sanat kültür mekanlarından biri. Odun Pazarı ile Mersin'i bir kıyaslarsanız, Mersin daha büyük bir kent olduğu halde. Bu kentin ne bir kent koleksiyonu var, ne özel bir koleksiyonu var, ne de müzeleri var. İşte bunu yıllardır söylediğimiz şey bu. Müzesi olmayan, kent koleksiyonu olmayan, bu müze illa çağdaş sanat müzeleri falan değil, her alanda. Olmayan bir kente, sanat kültür kenti demek çok anlamsız geliyor bana. Sanat kültür kenti dediğiniz zaman sanatın, kültürün, güzel yaşamın içinde bu mekanlarda yoğun bir şekilde yaşanmasını anlarım ben. Dünyada 22 ülkeyi dolaştım ben. Bu 22 ülkenin 35-37 kentinde sanatsal gezilerim oldu. Gittiğim birçok şey sanat mekanları, müzeler. O müzelerde çocuklara nasıl eğitim veriliyor? Hocaları bir öğretmen getirmiyor. 3-4 öğretmen var yanlarında. Kimi çocukların güvenliğini sağlıyor, kimi sanat tarihiyle ilgili bilgi veriyor, kimi de çocuklar müzeye yayılıyorlar, yerlere resim yapıyorlar, istedikleri sanatçının, gördükleri, beğendikleri sanatçının eserlerini yapıyorlar. Diğer hoca da o eserle betimleme anlamında bir analiz yapıyor çocuklara. Boyayı tanıtıyor, sanatçının nasıl boya kullandığını onların anlayacağı bir dilde. Müzeler, ne bileyim, sanat evleri, kültür evleri, ya bizde bir tabir vardır. Şimdi her sokakta iki tane market açılıyor. Öyle bir şey düşünün yani. Bir Barcelona'da o kadar 10 günde gezmediği yer kalmadı. Sonra bir analiz yaptık, bir tekrar değerlendirme yaptık. Gezdiğimiz müzeler daha gezdiğimiz müzelerin dörtte biriymiş. Yani düşünün. Biz bu kadarını da beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Ama bu kentin acilen Çağdaş Sanat Müzesi'ne ihtiyacı var. Acilen, hiç vakit kaybetmeden. Ve bu Çağdaş Sanat Müzesi açıldığı zaman mesela Odun Pazarı Çağdaş Sanat Müzesi'nin içindeki eserler bir iş adamından geldi. Eskişehir'de yanılmıyorsam bir iş adamının koleksiyonunu oraya çıktılar. Öyle yola çıktı. Şimdi böyle bir müze açıldığı zaman hangi eserlerle müzenin içine dolduracağız? Sanatçılardan alınan bağışlarla mı sadece? Yani o da böyle olursa artık eline fırçaya alan yaptığı resmi müzeye getirecek. Müzelikten çıkışacak. Bunların hepsinin altyapısı şimdiden oluşması lazım. Öyle bir mekan kazandırıldığı zaman bu mekanın içini dolduracak sanat eserleri, çağdaş evrensel değerde olan sanat eserlerini de peyderpey hemen müzenin içinde yer alması lazım. Baktığımız zaman kurum ve kuruluşlara, yani hepiniz bu kurum ve kuruluşları dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz, öyle değil mi? Resmi, özel, yerel, hepsini. Hepsinde ne kadar, kaç tane sanat eseri var gerçek anlamda. Hatır gönül için alanların dışında 3-5'i geçmez. Yıllar önce benim Rafet Van'ı hepiniz tanırsınız. Nur içinde yatsın, ruhu şad olsun. Birini bana yolladı. Yaşlı bir amca. 96'lı yıllarda
ufak tefek emekli ayrılmış, elinde iki tane resim var. Biri Ahmet Üzelli'nin, Türk resminin önemli isimlerinden biri, Cumhuriyet döneminin öyle önemli sanatçılarından biri. Biri de yanılmıyorsam Namık İsmail miydi? Yani asker kökenli sanatçılardan biri. Biri perişan olmuş zaten, diğeri kurtarılabilir. Ya amca dedim, sen sanatla ne kadar iş ilgin var, 96 yıllar düşünün. Ben anlamam dedi, oğlum dedi, bunlar şeyliydi dedi, kömürlükteydi dedi, çıkarttım. Rafet Bey gördü dedi, bunları Ahmet Yeşil'e muhakkak göster dedi. Ya sen biliyor musun bunun değerinin nereden geldiği eline? Zamanında belediyede bir şey vardı, Cumhuriyet dönemi 60'lı yıllar mı 70'li yıllar mı ne? Ülkeyi dolaşan sanatçılar vardı. Orada yaptıkları resimler oraya bırakılıyordu. Ve belediyede sergi açılmış, böyle bir sergi açılmış. Üst kattan bu Akkahve dediğimiz yer var, çoğunuz bilir, orada sergi açılıyor. Bir boru patlamış, su akmış. Ve sanatçının eserleri de berbat olunca alıyorlar, parasını ödüyorlar, depoya atıyorlar. Ve bu amcadan aldık bu bir resmi. Ben iyi niyetli olmayan biri alır onu, anlamıyor çünkü. İstanbul'a yolladım, restorasyonu falan yapıldı. Galeriye dedim ki, buna hemen ne ödeme yapacaksınız dedim. 150 milyon lira o zamanın parasıyla ödeme. Adamcağız inanamadı. Benim atölyeden parayı böyle torbayla aldı, gidişi var. Aynı resim şu an Sabancı koleksiyonunda ya İş Bankası koleksiyonunda. 2 yıl sonra 2 milyar liraya satılan bir resimdi. Şimdi bu Mersin'in malı bu resimler. Mersin'in malı. Bunların zamanında bilinçsiz yöneticilerin sahip çıkamamasından kaynaklanan bir kayıp. Kim bilir daha neler kaybolmuştur, neler etmiştir. İşte bir müze olsaydı bu resimler o müzede muhafaza altına konurdu, korunurdu ve Mersin'in bir sanat kültür mirası olarak kalırdı. Şimdi kültür merkezimiz, opera binasında Mehmet Ergüven Hoca'nın babasının bir eseri var. Kimse farkında değildi, Mehmet Hoca görene kadar. Kocaman, içeride, girişte, hemen sağ tarafta birçoğunuz görmüştür. Mehmet Ergüven, Nurettin Ergüven, Mehmet Hoca'nın babası ve bir başyapıtlarından biri. Hala onun farkında değil kimse. O orada korunuyor mu acaba? Orada o şartlar, o resmi ileride ne hale getirecek, ne yapacak? Bunların bilinci için bir de kent dökümanı lazım. Bunun yapılabilmesi için bir kent müzesinin en azından müze mekan olarak, fiziki olarak açılmadan bile bir altyapısı, bir kurulları oluşması lazım. Kentin bütün bu değerlerinin firist altına alınması lazım bilgilendirmek için. Bunlar yapılmadan kent müzesinin açılması ve içine eserlerin alınması da problem olacak. Şimdiden bunların altyapısı oluşması lazım. Eserlerin seçilmesi lazım. Ve bu eserlerin kazandırılması için de çalıştaylar yapılması lazım. Önemli sanatçılarla. Önemli sanatçılar davet edilir, 10 gün misafir edilir. Bu çalıştaylarda yaptıkları resimler şartnamede de şart olarak koşullar gereği koleksiyon olarak kuruma bırakılacak diye. Biz de çok katıldık bu çalıştaylara. Yaptığımız eserler 2 tanesi kuruma kalacak diye şartname yapıyorlardı. Bunların şimdiden yapılması lazım. Biz Yenişehir Belediyesi ile bunları konuştuk. Sağ olsun Abdullah Bey bunlara çok açık. Yarın Yenişehir bir müzesi olduğu zaman zaten müzeye doğru gidiliyor. Öyle bir şey var. Bu galeri o müzenin altyapısını da oluşturacak. Bakın hazırlığa bakın. Galeri, koleksiyon ve müze. Ve birbirini tamamlayıcı unsurlardır bunlar. İşte Mersin'de de sadece belediyelerden, yerel yöneticilerden değil, bu kentin içinde ticaret yapan iş adamlarından da bu beklenir. İş adamlarının da artık kendi aile koleksiyonlarının olması gerekiyor. Hangi alanda olursa olsun bir koleksiyon olması lazım. Bugün Sabancı Müzesi, Koçların Pera Müzesi, bunlar hep ailenin koleksiyonlarıyla ortaya çıkan müzeler. Arter, Ömer Koç'un çağdaş sanata çok büyük yatırımlar yapan çok değerli bir iş adamı. Arter bugün uluslararası alanda çok saygın, çok önemli bir güncel ve çağdaş sanat müzesi olarak kazandırıldı. Çok da ilginç bir müze. Yani bir tarafından giriyorsunuz, arka taraftan çıkabiliyor. Yani aynı salonun arka sokağına çıkıyorsunuz. Arka sokak
eğitim ekonomik düzeyi çok düşük olan insanların yaşadığı, işte dolap derinin içinde herkes o dolap derinin nasıl bir semt olduğunu bilir. Fakat o semtin insanları, yani çamaşır seren kadını içeride müzeyi dolaşırken görüyoruz. Çocuklar sokakta oynarken müzeye dalıyorlar. Zaten amaçları buydu. Mekanı o yaşam alanlarıyla bütünleştirmektir. Düşünebiliyor musunuz? Oradaki çocukların o müzeye gidip oynar gibi müzeyi dolaşması. Bizle beraber iki tane çocuk dolaştı. Ayaklarında doğru dürüst ayakkabıları yoktu mesela. Şimdi bu çocuklar sanatı orada içselleştiriyorlar. Görsel olarak algıları gelişiyor. Yarın bunların büyük bir sanatçı olmayacağını, yani olamayacağını söyleyemeyiz. İşte buradan başlar eğitim. Vallahi dostlar çok uzun konuştum. Kusura bakmayın, kimseyi sıkmamıştım ama inşallah. Ama şunu yani, söylemek istiyorum. Bu anlamda, pardon başkan, bu anlamda bir nasıl kamuoyu yaratacak bir şey oluşturmak lazım. Sevgili Ahmet, söyleyeceklerin çok fazla, çok birikmiş. Bunlardan faydalanmak ve bunları dinlemek istiyoruz. Dünyayı da izleyen, gezen, okuyan bir insansın. Dolayısıyla senden alabileceğimiz çok bilgi var. O yüzden hepimiz ben birbirimize ihtiyacımız var bilgi konusunda. O yüzden İçer Sanat Kulübü'nden rica edeyim. Karşılıklı söyleşili başka bir Zoom toplantısı yapalım. Evet. Ve güzel olur sana o. Da vermemiz gereken informasyonlar da var. Şehirde bazı gelişmeler veya evet, söz verildiği halde yapılamayan şeyler. Bunları da biz sana anlatalım. Karşılıklı yarar sağlayacağımızı düşünüyorum. Baş üstüne başkanım. Zaten bu doyamadığımız bir süreç oldu. 2,5 saati de geçtik. 3 saate geliyoruz. Ne kadar dertli olduğumuz belli oluyor. Evet, evet. Haklısınız. Çok mutlu olduk. Sevgili Somer'cim, var mı başka söz isteyen? Artık öyle. Üstadı da çok yorduk. Mecit Başkan, şimdi bu hafta yine aramızda yeni bir dostumuz, misafirimiz de var. Kaan Yetkin ismini az önce evet, soru sormuştu ama şimdi söz isteyerek bir katkı sağlamak istiyor. Buyurun. Tabii. Öncelikle herkese merhabalar. İlk defa katılıyorum toplantılarınıza. Geçen hafta Selman Bey'in kayıtlarını izlemiştim. Merak ettim açıkçası ve Mersin'de ben Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyim. Disiplinler arası yani meraklarım var, öyle söyleyeyim. Çünkü tek bir taraftan beslenmek çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeterli olduğunu sanmıyorum ve ben opera öğrencisiyim. Yani birleşmiş bütün plastik sanatların hepsinin birleşimi olan sanatı, yani en üst sanatı anlamaya çalışan bir öğrenciyim. Çünkü geçen hafta Selman Bey çok güzel bir şey söylemişti. Sanat ustalarla yapılır. Usta yani başka bize ufuklar açabileceğini düşündüğüm toplantıya bu yüzden dahil olmak istedim. Barok döneminden kastım şuydu. Çünkü çok baskıcı bir dünya vardı ve baskıcı bir dünya düzeni vardı. Ve hala aslında yani dünyanın algılamaya çalıştığı şey dinler ve düşünceler ve sanat var ortasında. Yani hepsini birleştiren şey. Bir de çok hoşuma giden bir şey söylediniz. Us'a göre, yani çünkü genelde Marcus Aurelius örneklemelerinde Us'a göndermeler yapılır. Yani akla. Akıl ve yetiye göre. Yani çok ben keyif alarak dinlediğim söyleyebilirim. Açıkça çok hoşuma gitti. Yani pazar günümü çok çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum sayenizde. Barok dönemden kastım. Yani resim sanatının gelişimi çok daha başka olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sözde ya da müzikte baskılar her zaman devam etti bir şekilde ama resimde öyle olduğunu düşünmüyorum. Resimde de öyle. Sanatın her dalında baskıcı yönetimler sanatı baskılamıştı. Baskılamaya çalışmıştır ama becerememişlerdi. Çünkü sanatı baskılayamazsınız. Sanat havayı avucunuzda tutabilir misiniz? Tutamazsınız, öyle değil mi? Bir yere hapsedemezsiniz. Ama solursunuz. Solursunuz. İşte sanat da böyledir. Soluyarak onu hissedersiniz. Ona kimse yasak koyamaz. Nereye koyarsanız koyun, o çıkacak bir yer bulur. Özgür iradenin
ürünüdür sanat. Bir de ekleme yapmak istediğim bir şey vardı aslında. Tabii. Yani genelleme yapmak bence yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela ben Afyonkarahisar'dan geliyorum Mersin'e. Devlet Konservatuvarı'na ve büyük bir merak sonucu operaya yani aşık olduğum diyebilirim. Hatta ben şarkı söylemeyi şöyle nitelendiririm ya da anlatmaya çalışırım. Bir resim var, bir tuval vardır. Biz onu aktarırız insanlara. Ben öyle düşünüyorum. Yani biz de bir nevi aslında insanlara resmi anlatmaya çalışırız. Çünkü bestecinin kafasındaki şey şeydir yani duygu ve düşüncelerini belki anlayamayız. Çünkü o dönemde yaşamadığımızı göre ve genel geçer ahlak kuralları var. Yani Oedipus şu an olsaydı çok daha başka bir şeyle yorumlar olabilirdi dünyada. Ne bileyim. Mesela ya ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Açıkçası doğru. Biraz heyecanlandım çünkü çok büyük bir insansınız ve çok büyük tatlarımız aramızda. Çok da heyecanlıyım bu konuda çünkü şey var yani güzel bir şey duyunca ben hemen direkt yani heyecanlanıyorum ve onları hatta not almaya başlıyorum çünkü üretim süreçleri çok çok daha başka insanlar açısından. Evet. Ama açıkçası yani resim sanatına bakış açısı bana daha başka şeyler. Mesela Modigliani ya da aynı dönemde yaşamış başka sanatçılara baktığım zaman bilim adamları gibi aslında olduklarını görmeye başlıyorum. O dönemin sanatçıları gerçekten öyle. Ama sanat da şimdi sanatçıyla görsel sanat da sanata ortaya performans koyan sanatçılarla müzik insanları arasında hiçbir zaman kopukluk olmadı. Hep iletişim halindedir. Birbirlerini çok etkilemişlerdir. Bugün bizim Fazıl Sayımız da hem edebiyat dünyasındaki önemli sanatçılarımızla, ustalarla bir iletişim bir dokunmuştur birbirlerinin sanatına. Ressamlara açısından da öyledir. Birbirine dokunmazsa zaten o sanatçı yani yaptığı iş malzeme üzerinden bir iştir. Yani ben operaya dokunmazsam, ne bileyim sinemaya dokunmazsam, ne bileyim edebiyata dokunmazsam benim yaptığım iş eksik kalır. Çünkü onlardan da besleneceğim. Operayla bizim sanatımızın arasındaki bir fark şöyledir. Operada görsel ve fonetik olarak yani kulak dokunursa insana. Bizde görsel dokunuşlardır ama sizde kulak da çok önemlidir. Yani ses olarak da dokunursunuz. Bu dokunuşlar tabii hem görsel hem ses olarak bir sanatçı olarak beni çok etkiler. Operaya gittiğim zaman bir etkinliği, bir sanat programını izlediğimde oradan bir farklı bir enerjiyle gelirim. Farklı bir havayla, atmosferle gelirim atölyeme. Ve çalışmanın saatini de hiç tahmin edemem. Bir bakarım sabah olmuş. Saat 11'de falan geldiğim zamanlar oluyor. Sabaha kadar çalıştığım oluyor. Yani bu birbirini etkiler. Sanat hiçbir sanat birbirinden kopuk değildir. Sevgili, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Üstadım, müsaadenizle başka bir söz isteyen yoksa sizi artık dinlenmeye rahat bırakalım. İki buçuk saatte dinleniyorum zaten. Yani çalışmıyorum ki. Ömer kardeşim doğru kelimeyi bulamadım. Belki bağışlayın. diğer katılımcı dostlarımızın da başka işleri vardır mutlaka başka şeyleri. Ama biz hedeflediğimiz saatin çok üstünde çok değerli bir sohbet yaptık. Sevgili Ömer başka bir şey var mı? Bir katkı var. Söz yazıyla iletilmiş. Ben bir ilkokul öğretmeniyim. Çok kaliteli ve dolu dolu sohbet oldu. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ahmet Yeşil'in konuşmalarının üst düzey kurumlarda çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum şeklinde bir eğitmenimizin katkısı olmuş. Teşekkür ediyoruz. Ben Kaan Yetkin dostumuzun Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Kaan Yetkin dostumuzun katılımına çok sevindim. Onu da İçer Sanat Kulübümüze davet ediyoruz. Belki güzel sesiyle salonumuzu şenlendirir. İnsanlarla paylaşırız onun güzel sesini. Mecit Başkan, böyle davet olmaz. Böyle davet olmaz. Yapacağınız programların yarattığı sinerjiyle onlar gelecekler.
Aa, içe sanat gününde şu oluyor diyecekler. İşte bu geldiler sevgili üstadım, direkt, bakın geldiler. Direkt şarkı söylemeye davet olmaz. Böyle program yapacaksınız, etkinlik yapacaksınız. Gençler, gençlere bir çekim merkezi oluşturacaksınız. Bu çok önemli. Tabii ki. Yıllardır bunu söylüyorum ben. Ay, gençler gelecek oraya. Ya İçe Sanat Kulübü'nde bugün ne var merak edecekler. Evet. Ve ondan sonra da üyeleriniz Z kuşağıyla A kuşağı arasında iyi bir sinerji kuracaklar. Elektriklenme olacak. Doğru anlamda. Azimliyiz üstadım. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Şimdi sevgili gençleri yanımızda görünce de tabii bu çağrıları yapmamak mümkün değil. Gözleriniz parladı. Tabii. Evet, teşekkür ediyorum. Somer'cim, senin söyleyeceğin bir şey yoksa ben artık dostlarımıza veda etmek için küçük bir konuşma yapacağım. Peki, peki başkanım. Buyurun. Sağ olun. Sedat Bey bir şey soracaktı herhalde. Kim? Ya söyleyeceğim ama şöyle, vakit de çok geçti. Çok sağ olun. Ahmet'im, önce hem kişisel olarak şahsiyetinle hem de sanatınla Mersin'e verdiğin destekler için bir hemşerin, bir mahallelin olarak da onur duyduğumu özellikle belirteyim. Sohbet çok keyifli. Hemen çok kısa bir iki önerim olacaktı. Onu hani Fazıl Başkan'ın belirtti. Daha sonra böyle geniş bir toplantı olursa seve seve katılır, katkılarımı sunmaya çalışırım. Ayrıca istifade de ederim tabii ki. Benim üstünde durduğum konu resim sanatı. Bence o genç arkadaşımız çok güzel bir giriş yaptı. Yani birbirini tanıma, anlatma, ifade etme, sözle, mimikle, işte beden diliyle oluyor. Bu güzel. Resim ve teknik resim de dünyada bütün insanların işte birbiriyle anlaşabilmesinin yoludur. Ve ruhsal bir zenginliği de vardır tabii ki. Ben resim sanatını çok önemseyen birisiyim. Tüm sanatları önemserim ama resim sanatı ve teknik resim onun yanında ayrı bir yeri vardır. Resim sanatının gelişmesi için de mutlak surette demin senin belirttiğin gibi sanat toplumuna geçmek için ailenin de işin içine katılabileceği, katıldığı bir organizasyon olması lazım. Çünkü resmin evde ne kadar bir telaş, ne kadar bir temizlik, işte düzen açısından bir sakıncaları vardır aile büyükleri tarafından, anne baba, abla, kardeşler tarafından. Bunun için resim sanatının şu çağa uygun yapılabileceği imkanlar var, özellikle Mersin'de. Mesela bütün Mersin'de İçel ilini düşünürsek 100 tane sitede, her sitede oluşturulacak bir sanat atölyesinde resim dersleri verilebilir. Bunun içinde üniversitede konusuyla eğitim alan 3. 4. sınıf talebeleri dahi burada ders verebilirler. Kusura bakma senin önünde böyle konuşuyorum ama benim gibi bir fikirdir. Ben de bunları her zaman söylüyorum. Çok doğru tespitleriniz. Çok doğru. Bakın sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Bir tane genç kızımız var. Benim atölyede de çok desteklediğim süper bir yetenek. Daha okul bitmeden uluslararası alanda, ulusal boyutta 2-3 tane ödül aldı. Güncel sanat değişik malzemelerle yapıyor. Uzun süredir görmüyorum bu pandemiden dolayı. Dün Cuma günü sergi açılışında vardı bu 65 sanatçılı sergi. Yenişehir Belediyesi'nin galerisinde. Orada hep beraber o geldi. Ne yapıyorsun, görünmüyorsun falan dedim. Resim yapıyor musun, işlerini beğenmedim dedim. Sergiye koyduğu işler eski işlerdi. Niye yeni iş yok dedim. Çalışamıyorum hocam dedi. Niye dedim? Dediğiniz gibi evde izin vermiyorlar. Küçük bir vermiyorlar. %90 durum bu. Anne ve diğerleri rahatsız oluyor, vermiyorlar. Şimdi bu inanılmaz yetenekli bir kız çocuğu. Ben işte şunu söyledim. Şunu söylüyorum. Bu kentin eski binaları var. Tarihi binaları var, mekanları var. Yerel yönetimler, valilik olsun, yerel yönetimler olsun. Buraların restorasyonunu yapın. Bu gençlere atölyeler verin. Bu gençler gelsin orada çalışsınlar. Bizim İçer Sanat Kulübü'nün etrafında dünya kadar bina vardı zamanında. Olur olmaz kişiler satın aldı. Ya kağıt satılıyor ya bilmem ne satıyorlar. Orada böyle bir ada oluşurdu. Bu yerler, bu gençlere, bakın bu kız çocuğu şimdi ben ona kendi gücümle bir atölye
kiralamaya çalışacağım. Üretmesini istiyorum çünkü. Bu eski binalar restorasyonu yapılınca ne yapılacak? İşte benim bu arka sokaklarda biliyorsunuz dünya kadar eski bina var, boş. Dün gelirken gördüm, evvelsi gün daha doğrusu cuma günü. Yıkılmak üzere değil ama restorasyonuyla orada en azından 3 tane genç atölye olarak kullanabilir. Üretirler, çalışırlar, çabalarlar. Kendi sanatlarıyla aldıkları eğitim doğrultusunda hayatlarını kurabilirler. Abi şimdi bunu siz söyleyince benim içim acıdı, aklıma geldi. Bu kızımız için içim acıdı ama bir şeyler yapacağım ben kendi başıma. Başka öğrencilere ne yaptıysam buna da yapacağım. Çünkü yoyulmasını, yok olmasını istemiyorum. Bunlara imkan tanınsın. İçer Sanat Kulübü'nün Mecit Başkan da dinliyorsa işte görevlerinden biri bu. Biri bu ama güç ne kadar şey yapar bilemem. Bağımsız atölyeleri olmaları lazım. Yani 3-5 sanatçıyı tutup da bir atölyeye sokamazsınız. Üstadım, evet. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var. Bizim zemin katımız uzun zamandır işgal altında biliyorsunuz. Lokanta olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi bu arkadaşımızla yapılan sözleşme bu yılın sonunda sona erecek. Niyetimiz orada en az birbirinden bağımsız farklı disiplinlerde, plastik sanatlarda üretim atölyesi olması. Yani orayı biz lokanta olmaktan kurtarıp atölye haline getireceğiz. Bravo. Yani kesinlikle amaç dışı kullanılıyor şu anda. Orada kebap kokuları şu bu. Bunlarla mücadele ediyoruz. Tabii bu detaylarla sonra yüz yüze de konuşuruz. Evet. Bu konuda çaba sarf ettiğimizi bilmenizi isterim ama. Ya, ondan eminim. Güzel çalışmalar gidiyor. Kulağıma geliyor. Takip ediyorum ben. Mersin'de uçan kuştan haberim oluyor. Sağ olsun dostlardan duyuyoruz. Şimdi senin söylediğin, başkan söylediğin yerde eğitim amaçlı çalışmalar yapılır. Atölye dediğimiz bağımsızdır. Sanatçının kahvesi gibidir o. Yani kendine ait bir ibadethane gibidir orası. Şimdi o genci 3-5 yere eğitim verilen yere koyduğun zaman üretme refleksi zayıflar onun. Konsantrasyonu bozulur. Yani o yüzden benim söylediğim sizin dışında, siz orada eğitiminizi verin. Büyük bir eksiklik o, çok önemli. Ama bu gençlere de olanak tanıması gereken şeyler de kenti yönetenlerdir. Onu demek istiyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şöyle müsaade ederseniz çok kısa tamamlamak isterim. Sanat toplumuna geçmek için demin bahsettim. İşte ailenin işin içinde olması lazım. Ben de epeydir bunu düşünürken geçen sene Ekim ayında oturduğum sitede tadilat yapılacaktı. 5 kilometrelik bir sitede oturuyorum. Altında da bir yer boş duruyor. Böyle zaman zaman toplantılara şey yapılıyor, kullanılıyor. Yönetime bu konuyu açtım. Dedim ki, neden biz burada bir sanat odası oluşturmuyoruz ve resim dersleri verdirmiyoruz? Çocuklar var, gençler var, evde oturanlar var. İlginç geldi onlara. Mersin Üniversitesi'nde 2 tane hocayla bu konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da geldiler siteye. Baktılar, dediler ki şöyle bir tadilat ışık falan gibi şeyler vardı çünkü yıllar önce yapılmış. Yönetim de tadilatta bunu yapmayı kabul etti ve tadilatta da kullanılabilecek hale getirdiler. Yaklaşık 120 metrekare komple bir yer. Şöyle sonra tabii pandemi geldi, bu işler olmadı ama benim hayalim şu, Ahmet'im ve siz değerli katılımcılarla sanata gönül vermiş pek çok değerli dostlar var aramızda. Mesela Mersin İçer ilinde 100 tane sitede, her bir sitede 20 çocuğumuz, gencimiz, kadınımız, erkeğimiz, emeklimiz eğitim alsa, sanatla ilgili, resimle ilgili ama özellikle resimle, ondan bahsediyorum. Ne olur? 2000 kişi aynı anda burada resim eğitimi almış olur. Ve bu okulda okuyan öğrenciler, resim sanatıyla ilgili akademik eğitim alanlar daha sonra ellerinde en azından gündelik yaşantılarını karşılayacak bir gelirleri olur. Ve gıyabında konuşuyorum Ahmetciğim, bu fikri belediye başkanlarına uygun gördüğüm herkese anlatmaya çalışıyorum. Yani bize diyorum 5 tane 10 tane Ahmet Yeşil lazım diyorum gıyabında. Evet. Onlar da evet haklısın diyorlar, fikri beğeniyorlar. Bir tek sadece son bir şeyim daha var. Demin konuşulanlarla ilgili.
bizim ülkemizde sanatçı sponsorluğu tanımını geliştirmek lazım. Sanatçı bunu yapamaz. Ama sivil toplum örgütü olarak bizler, kanaat önderleri olarak artık kendine durumdan vazife çıkartanlar, sanatçı sponsorluğu konusunu mutlak surette gündeme getirmeleri lazım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da olduğunu biliyorum. Sanatçı sponsorluğunda aileler, varlıklı aileler, sanatla ilgilenen aileler tablo almak, eser almak yerine o sanatçının daha bir üst seviyeye çıkması için alacağı ekstra eğitimler başka ülkelerde, başka atölyelerde çalışmalarda destekliyorlar. Ben şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Katkıları sanata özellikle. Çok sağ olun. Diğer katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Katkı sunan, katılan bütün dostlarımıza. Başta bizi kırmayıp söylediğimiz anda kabul eden üstadım Ahmet Yeşil'e çok teşekkür ediyorum. Ben de katılan ve düşüncelerini söyleyen, konuşan, soru soran tüm arkadaşlara, dostlara, büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Umarım verimli olmuştur. Umarım Mersin'e ufacık da olsa bir katkımız olmuştur. Sağ olun, çok mutlu önemli oldum. Olan bu konuşmaların en kısa zamanda bir proje, program doğrultusunda eyleme geçmesi. İnşallah. Sanatla ilgili konuşacağız dedik ama önce içimizden birini, Ahmet Yeşil'i farklı yönüyle tanımayı hedeflemiştik. Tabii sanata ve kentin hedeflerine, eksikliklerine ve ideallerimize değinmeden olmazdı. Bunları da bol miktarda yaptık. Fazıl Başkanım'ın önerdiği gibi bir başka toplantıyı daha tertip edip bu sefer sanat ağırlıklı ve kentin ihtiyaçları ağırlıklı bir toplantıda Ahmet Üstadımızla birlikte yeniden birlikte olmayı arzu ediyoruz. Organize edeceğiz. Kendisine danışıp organize edeceğiz. Bugün cebimize koyduğumuz önemli değerler şöyle ifade edelim kısaca. Sanat farklılıklarını yansıtmak, aynı zamanda farklılıkları azaltmak, özel bir dil yaratmak aracıdır bir yerde. Bugün kıssadan hisse bana göre böyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Üstadım'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Kalan kısmında iyi bir pazar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalınız. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Elinize sağlık. Teşekkürler Ahmetciğim. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm katılan arkadaşlar. Teşekkürler Ahmetciğim. Tuncay Bey. Sağ ol Halis'ciğim.